Naspor'a hoş geldiniz. Mutlu akşamlar diliyoruz. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Dinamo Kiev'le 0-0 berabere kaldı. Ve maçın ardından Maskot yayınımız başladı. Erman Özgür, Nihat Kahveci ve Serhat Akın'la beraber sezonun da açılışını bir anlamda yapmış olduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Keşke galibiyetle olsaydı açılış ama galibiyete yakın kötü bir spor değil herhalde. Spor derim yani. Serhat abi başlayalım değerlendirmeye. Tabii Dinamo Kiev için de zor olan tarafları vardı karşılaşma öncesinde. Yani futbol dışı sebeplerden ötürü ama ne olursa olsun sezonun ilk resmi maçını oynamak sanıyorum ki her iki takım için de zordur. Nasıl altından kalktı Fenerbahçe bugün? Kalkabildi mi veya? Ya şöyle, hoca için de tabii önemli bir gündü. Yani Jesus'un hani takımı ilk resmi maçta görmek, kafasındaki taşları oturmak için önemli bir maçtı. Maçın tabii ki Polonya'da oynanması iç saha avantajı diyemeyebiliriz ama fiziki olarak bence Kiev daha hazırdı. Yani maçın sonlarına doğru özellikle son yarım saat daha böyle bir baskı kurmaya çalışan veya Fenerbahçe üstüne gelmeye çalışan bir Kiev vardı ama Fenerbahçe'de zaman zaman iyi işler yapan bir Fenerbahçe de vardı. Yani golü bulup burada galibiyet alabilir miydi? Alabilirdi. Şimdi Rossi bugün iyiydi. Valencia çok ön tarafta direnç gösterdi. Samuel sağ tarafta muazzam oynadı. Zaman zaman Arao neredeyse hatayı hiç görmedim. Sıfır hatalı oynadı. İsmail çok istekliydi. Yani Fenerbahçe'de iyi işler olacağını işaretini verdi bana bu sezon. Yani Fenerbahçe bu sezon iyi işler yapacak. Hocasıyla beraber mesela şimdi sakatlandı mı bilmiyorum Serdar Aziz. Evet, 45'e Serdar Aziz değişikliği. Ama hamleleri bence doğru. Yani biz burada Erman abi, sen, ben, Nihat maçı seyrederken artık hoca hamle yap derken hamle geldi. Evet, evet. Daha öncesinde bunun artık biz krizini geçiriyorduk. Neredeyse biz hani gidip biz hoca değiştir artık. Evet, hoca değiştir. Artık burada yani hoca da görebiliyor. Yani burada artık hoca kalitesi ortada. Hocaya bir şey diyemeyiz. Hep maçın içindeydi yani. Son anlarda da çok kesinlikle aksiyonun ama içindeydi Jesus. Bence yine söylüyorum, Fenerbahçe'ye bir tane golcü lazım. Yani bu Serdar Dursun'la olur olmaz falan ve işte King, Valencia, bu değil olay. Fenerbahçe'ye bir tane böyle playa ismi geçiyor ama böyle playa tarzında böyle kritik maçları da kendi pozisyonunu hazırlayabilecek bir oyuncu değil mi? Her maç iyi olmaz biliyor musun? Her maçta yani Kiev sana baskı kurar. Bunun gibi maçları çok oynayacak Fenerbahçe. Galatasaray, Başakşehir, Trabzonspor, Beşiktaş, bunlar çok iddialı şeyler. Bu maçları sana çevirebilecek. Rakibin sana baskı kurduğu anda bir anda piyasaya çıkacak bir santrafor ihtiyacı kendi var. Kendi pozisyonunu hazırlayabilecek bir oyuncu. Kendi maçı çıkacak, atacak abi. Öyle bir tane playa tarzında bir tane ihtiyacı. Bugün Valencia mesela çok güzel bir kafa vuruşu yaptı maçın içerisinde. İşte onu gole çevirecek birisi lazım. Valencia kötü anlamında söylemiyorum anladım, ama bunu sana maçın işte kötü gittiğinde veya rakibin sana baskı kurmaya çalıştığı anda çıkıp bir tane rakibin direncini kıracak santrafor ihtiyacı var. Ben öyle düşünüyorum. Nihat abi, senin de ilk görüşlerini alalım. Şimdi Dinamo Kiev biliyorsun. Savaştan dolayı inşallah dünyanın hiçbirinde savaş olmaz. Durumları kolay değildi. En son belki resmi maçını 6 ay önce oynadılar. Onun eksikliğini yaşadılar mı? Yaşadılar. Bu takımın %70-80 oyuncuları Ukrayna milli takımında oynuyor. Son 4-5 senedir birbirleriyle oynuyor. Birbirlerine alışık oyuncular. Diğer taraftaki Fenerbahçe'ye baktığımızda evet, geçen seneden çok isim var ama orta sahası bambaşka bir Fenerbahçe izledik. Evet. İsmail'le Arao. Geçen sene bence bunu biri dese de, evet. Değil mi? Ve Jesus da ne kadar cesaretli olduğunu tekrardan gösterdi. Sezon başına dönsek ilk itmana, bugünkü maçta İsmail Yüksek diye bir oyuncu oynayacak dese biri kimse inanmazdı. Ve bugün İsmail Yüksek'i oynattı. İsmail de bunu hak etti. Bugün de iyi oynadı. Arao zaten hazır geldi. Evet. Jesus'un da daha önce çalıştığı bir oyuncuydu. Orta sahada koydu. Bence de Serhat'ın da dediği gibi basit oynadı. Çok risk almadı. Bölgesini yeri geldi kapattı. Bazen boşluk bıraktığı oldu. O Besede'nin indirdiği toplarda ama sorun yoktu. İlk maç üzerinden ben de sınıfı geçti derim. Fenerbahçe'nin geçen seneden bugüne kadar gelen alışkanlıklarında da bildiğimiz Samuel'i izledik. Üçüncü bölgede bazen kestiği ortalarda sıkıntı vardı ama bence iyi oynadı. Ferdi maşallah 4 tane milli takım maçı oynadı, geldi. Fazla tatil yapmadı, yine fizik olarak iyi gördüm. Geçen seneki temposunu devam ettirdi. Oyunun içinde Zalai, Tisserand bile bak girdikten sonra görevini yaptı kesin derim. Ön tarafta Valencia'yı etkili buldum ama İrfan benim beklentilerim altında kaldı ama Fenerbahçe'de ilk yarının en iyisi, belki de oyundan çıkana kadar en iyi oyuncu bence Rossi'ydi. Kullandığı toplar, sol kanattan getirdikleri, sol, yani ekranda da geliyor şu anda pozisyonu. Evet, Rossi geçen senenin üzerine biraz daha koymuş gördüm. Ama şunu beklerdim. Skor çok iyi. Gol yemedin. Deplasmanda gol yememek çok önemli.
Bak Kiev ne kadar maç yapmazsa yapmasın tehlikeli ofansif de. Olarak orta sahayı geçtiğinde özellikle ikinci yarıda o Besede'nin şutu vardı. Zalai'nin kestiği bir top Altay var. Altay bile böyle bir yaptı. Sonra ceza sahası içinde Zalai'nin çok kritik bir müdahalesi vardı. Oralarda etkili olabileceğini gösterdi. Ama Fenerbahçe'nin kadrosuna baktığımda kenarı ön tarafı orta sahası oyundan çıkanı gireni ben Fenerbahçe'den bir gol beklerdim. Bir gol eksik kaldı derim. Sonra detaylı analize gireriz. Bu arada da Jesus'la Lucescu maç önünde birbirlerine zaten çok saygılı açıklamalar yaptılar. Maçın içinde de o şekilde birbirlerine saygı duyarak birbirlerini kontrol ettiklerini gördüm. Ona göre hamleler yaptılar. Erman abi yani maça Fenerbahçe başladı. Ya 30'a kadar da oyununu aslında kabul ettirdi. Hani seninle konuşuyorduk. Altay'ın yere yattığı pozisyon yoktu neredeyse. Yani ilk yarıda. Yani maç sonunda da çok fazla. Bir o Nihat abinin dediği şut. %100'lü kurtarışını hatırlamıyorum abi. Kurtarış anlamında yok. Fenerbahçe için hazırlık maçlarında belki çok göze hoş gelen işler olmadı ama ilk ciddi sınavda Dinamo Kiev gibi Şampiyonlar Ligi tecrübesini bünyesinde barındıran bir takıma karşı daha fazla pozisyona girdin. Çok iyi bir ilk yarı oynadın. Ve geçtiğimiz sezon biterken çok iyi ikili dediğimiz Crespo ve Zajc yok. Evet. Ama niye yok dedirtmediler bize İsmail ile Arao. Şimdi ikililere çok inanırım ben futbolda. Hı-hı. Forvet ikilisi çok başarılı gözükmedi. King ve Valencia. Hı-hı. Özellikle Rossi'nin servisleri biraz boşa gitti maçın ilk yarısında. Ama orta sahası deplasmanda bir Şampiyonlar Ligi ön elemesinin ilk maçını oynuyorsan Arao ve İsmail çok doğru, diri kaldı değil mi Arao ile İsmail? Çok doğru tercih. Şimdi çok fazla başlık atabiliriz. Rossi performansı, hı-hı, bir başlıktır. Bu ikili bir orta saha ikilisi bir başlıktır. Jesus'un yaptığı hamlelerin dakikaları bir başlıktır. Çünkü ikinci yarının başında Dinamo Kiev daha hazır gözüktü. Hı hı. Hemen 60'ta bir hamle, 70'te bir hamle. Kesti o. Tekrar maç dengelendi. Nerede oynatırsınız bilmem. Hangi pozisyona yazarsınız bilmem. Bu tip maçlarda Fenerbahçe sezon boyunca savunma yapacak bugün desem bile bu savunmayı top ayağındayken yapacaksa Arda Güler de oynar. Zaten bana bunu hissettirdi oyuna girdiği anda. Yani topu kolay kaybetmeyen, gerek pasla gerek ayağında tutarak topu Fenerbahçe'de tutan ve baskıyı kıran bir oyuncu. Hücum üretkenliği var. Herkesten daha üstün bir futbol zekası var. Galiba dezavantajı gençliği. Çünkü Arda kalitesinde bir oyuncu bugün yedek kalıyorsa sadece genç olduğu için kalıyor galiba. Bir bizde dezavantajı dönüşüyor. Türk futbolunda genç olması. Arda'nın özelliklerinde, form durumunda bir oyuncunun oynamamasını ben bir türlü anlayamıyorum. Dizilişmiş, kenarmış, beni ilgilendirmez. Arda sağda var olsun. Arda en yeteneklisi. Ya Arda nüfus müdürlüğüne gidip yaşını bir yükseltse mi Erman? Abi ya? Böyle olur mu? Böyle bir 20, hemen yardımcı olanı yaptırsa diyesim geliyor. İlk onu yazarsın. Oyuna bir girdi hemen 3 kişinin orasından çıkıp şutunu attı. Kornerden hemen kesti. Serdar'mış, Salah'ıymış vurmaya çalıştı. Bir vurmaya çekti, bir daha çekti kenardan. Arda'yı da bir türlü oynatamıyoruz. Abi. 20 dakika yetmiyor diyor. Sanki Jesus bizi duymuş geçen sene. 72'de o da oyunu aldı. Nihat şunu da söyleyeyim. Gerçekten yetmiyor. Hemen veriyorum lafı. Genelde şunu söylemeye çok müsait bizim futbol kültürümüzdeki teknik direktörler. Bizim milli takım arasından görün. Evet. Milli takım arasından sonra görün. Bazen ilk milli takım arasından sonra, bazen ikinci milli takım arasından sonra. Jesus bir açıklama yaptı geçenlerde. Dedi ki biz hazırız lige. Evet. 4-5 haftadır oynuyoruz ama. Bana göre Fenerbahçe gerçekten lige hazır. Kulübesiyle de. Elbette lige başlayacak kadroyla Fenerbahçe'nin ideal kadrosu mutlaka değişimler gösterecek. Kesinlikle değişecek bence. Belki transfer gelecek, belki sürpriz performanslar çıkacak. Olacak. Bir oyuncu başlayacak, götürecek. Ben mesela Fenerbahçe'nin hiç beke ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Ferdi ve Osayi Samuel gecenin en başarılı. Nereye olabilir. İhtiyaç var abi sence? Şimdi ben Pedro'nun nasıl bir oyuncu çıkacağını, Fenerbahçe'de ne yapacağını bilmiyorum. Yok, o alındı mesela. Çok ama şu an Fenerbahçe'den maç izlenecek yani. Da bir anlatalım. Bugün Fenerbahçe'yi izledik. Fenerbahçe'nin şu an mesela Pedro en önde oynayıp Fenerbahçe'ye bu sezon 20 gol civarında bir gol atarsa Fenerbahçe'nin bir şeye ihtiyacı yok. En önde oynamaz ama bu bence. Bu birinci seçenek. İkinci seçenek de nedir biliyor musun? Fenerbahçe forvet hattının gol sayısını artırmak. Beraber yükle. Bence de Jesus demişti ki burada tam araya girelim ya abi. Konu Pedro iken bir tabii, hemen açıklama yapalım mı? Şimdi Pedro biliyorsun Brezilyalı ama İtalyan orijinli. Cagliari'de oynadı. Ligi 13. 14. sırada bitiren bir takımdan bahsediyoruz. Hı-hı. Bak bu adam friki iyi kullanıyor abi. Hı-hı. Tertemiz. Bu adam penaltıları çok iyi kullanıyor. Evet. Bu adam ceza sahası içinden çok iyi goller atıyor. Ceza sahası dışından da çok iyi goller atıyor. Jesus'u gördüm. Bugün King ve Valencia ile oynuyor. Jesus böyle sabit, pivot santrafor istemiyor benim anladığım Fenerbahçe'de. Evet. Hareketli, defans arkasına koşular yapan, baskı yapan. Pedro tam bu oyuncu. Ne uygun. Bir de İtalya'da
son 6-7 senesi Cagliari'de geçmiş. Cagliari 30 gol attıysa 15'inde katkısı var. 40 gol attıysa 20'sinde evet. katkısı var Pedro'nun. Ve İtalya biliyorsun defans dedim mi dünyada bir numaralı lig dersin. Cagliari gidemeyen ligde, bir takım bir de yani. Bu ligde çok atak yapmayan Cagliari'de bu kadar gol atması Fenerbahçe gibi bugün izledik bak en önde basıyor. Kaleciye basıyor. Evet. Kaleye yakın top, rakip kaleye yakın top kapmaya çalışan bir takım hüviyetine bürünmüş. Pedro'nun çok gol atabileceğini düşünüyorum. Cagliari'de 13 ise Fener'de bunun üstüne çok çıkar. Zaten üstüne çıktığı anda... Ama Fenerbahçe'nin şöyle bir özelliği var. Nedir bilmiyorum. O baskıyı mı kaldıramıyor kimileri? Bir geliyor gol makineleri oluyor. Affedersin tıraş makinesi. Şimdi Pedro... Hani, gol ama Pedro alırken vaat ettiriyor yani. Tabii. Korkutuyor. Zaten o yüzden alıyorsun. Mesela evet. 40 golün 20'sinde var diyorsun ya. Evet var. O var ama bence Fenerbahçe gol atan lazım. Şimdi mesela playa tarzında mesela 40 golün 20'sini atar dersin. Bir tane öyle lazım. Öyle yok bence. Zaten planlama yapmış. Planlama yapmış Cagliari'de. Buraya yaşayacak mesela o merak direkt konusu. Öyle mesela 20 tane atacak. Bununla ikisini düşünsene şimdi abi. Serhat, oynama istikrarı bu tip oyuncuların performansının da çok belirgin. Rossi zaman zaman sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'nin oyuncusu mu değil mi onu bile tartışır hale gelmiştik. Ama İsmail Hoca gelip üst üste oynatmaya başlayınca adamın yeteneği, oyun görüşü çıktı. Bugün de Fenerbahçe'nin en iyilerinden bir tanesi. Şimdi bugün ne dersin Joshua King için? Bana göre Fenerbahçe'nin bugün kötülerinden bir tanesi değil mi? Evet. Şimdi Manchester United görmüş. Premier League oynamış. Şimdi bu adam üzerinde ısrar edildiği zaman o yeteneğini sergileyebilir. Fakat Fenerbahçe takımının hangi oyuncular üzerinde ısrar edeceğini belirlemesi gereksiz kesinlikle. Onun içerisinde. Kesinlikle. Zaten çabucak yani onu belirlemesi lazım. Yani 45 dakika oynadı, gel kenara, bir maç oynadı, olmadı sen gel. Çok sirkülasyon oyuncu performanslarını düşürüyor. Maç temposunun eksikliğine sebep oluyor. Bence doğru. Fiziği falan çok iyi. King'in. Mücadele anlamında iyi ama İrfan'ın golünü çıkardı ya. King demişken açıklaması gelmiş. Hemen aktaralım. Zor bir maç oldu. Bana göre beraberlik adil bir sonuç oldu. Taraftarlarımızın büyüklüğünü bugün de gördük. Otelde, stadyumda bizi destekleyen taraftarlar müthiş bir iş çıkardı. Fenerbahçe taraftarı harika. Kadıköy'deki maç için sabırsızlanıyorum. İki aydır futbol oynamıyordum. Maç içerisinde istediğim performansa erişemedim. Fit olacağım. Fenerbahçe formasıyla oynadığım için onurlu hissediyorum demiş Joshua King. Tabii iki aydır oynamıyor oluşu da. Bilseydik çağırdık bizim ayak tenisine. Hazırlardık onu. Erman abi siz. He? Evet. Erman abi şampiyon oldu. Peki iki aydır şimdi evet şeyde elindeydi zaten. Bonsaris de elinde bir oyuncuydu. Ona rağmen bugün ilk 11'de başlaması evet. Joshua King'in Jesus tarafından oynatılması. Bir de 11'i rica edebilir miyiz Fenerbahçe'nin 11'ini? İlk basın toplantısında imza töreninde Jesus şöyle bir şey söylemişti. Bizim ön taraftaki oyuncularımız skorunu kendi bulabilen evet. ve garanti skor potansiyeli olan oyunculara yöneleceğiz transferde demişti. Evet. Şimdi bu öndeki beşliğe baktığımız zaman en azından Rossi, King ve Valencia için bu özellikle oyuncular diyebilir miyiz? Bir de yeni gelecek transferleri düşünürsek. Valencia'yı derim. Zaten pozisyona girdi. O bir tane çok bir güzel kafa kim? Vurdu. Kim? Rossi? Rossi, King ve Valencia için söylüyorum. Evet. Öndeki yani 3 oyuncu şu için. Şu an bu maça baktığında en garanti isim söylemesi gerekirse Valencia dersin. Yani. Bir tane de vurdu biliyorsun. Valencia kaleci çok, çok aradı iyi yani. Çıkardı çizgiden. King zaten kabul etmiş. Fit olacağım evet. derken o hazır değilim kabul diyor. Etmiş. Hani bir iki böyle deparını gördük. Normalde gider olur o topları. Gidemedi hani. Evet. Zaten onu fiziği kabul etmiş. Yani. Zaman lazım. Evet. Ama Fenerbahçe kadrosunda da çok böyle fırsat gelmeyecek. He. Gelen fırsatı kullanmanız lazım değil mi? Mesela bak bugün İrfan ilk 11 oynadı ama bundan sonraki maçta Jesus düşünür. Şimdi ikinci maçta aynı neden aldı mı? Bilmiyorum. Sakatlık var mı yok mu? Jesus kızdı mı hemen oyundan alıyor. Hiç umurunda değil. Evet. Yıldızsın, iyisin. Hazırlık maçında da yaptı. Böyle bir teknik direktör. İyi oynayanı oynatıyor. Rossi de 72'ye kadar iyi oynadı. Ama Arda yine 20 dakikayla devam başka ediyor. Maalesef şey. 20'de kaldı. Şimdi ben kısa bir şey söylemek istiyorum. Önce İrfan sonra Arda için. Şimdi İrfan'ı çözemedim ben. Yani İrfan'ı biz en çok destekleyenlerden birisiyiz. Bir şeyde tartışmaya gerek yok İrfan'ın kalitesini alarak. Futbolunu tartışamaz kimse. Çok büyük bir futbolcu hı-hı. olduğunu herkes biliyor. Hı-hı. Ama yani sadece bu maç olarak değil. Hani diyelim hani işte Pereira sorunlar yaşadı. Bir oynatıldı, istediği gibi oynatılmadı düzenli. Şimdi bu hoca benim bildiğim hep oynattı değil mi? Evet, hazırlık maçları. Hazırlık maçlarında hep vardı falan. Şimdi bu maçta İrfan çok fanteziye kaçıyor bazen. Ben bunu çözemiyorum. Tamam çok yetenekli futbolcusun Erman abi hani kalitemiz var ama bazen olmuyor ya maçlarda. Ben de mesela ben İrfan gibi çok yetenekli futbolcu değilim. Ben mesela süratli bir futbolcuydum. Ama bazen böyle topu kontrol ederken futbolcu anlar. Maç başladı ya. Bugün ben formumda değilim veya işler iyi gitmeyecek. Abi o zaman ben daha çok prese,
veya daha basite kaçıyordum. Yani kaçmaya çalışıyordum. Yani kötü gözükmeyeyim diye. Ve çok ama mesela İrfan 1-2 yapıyor olmuyor ya. 3'ü deniyor, 5'i deniyor bu sefer oyundan çıkıyor. Ben onu anlamıyorum. Bu tarz oyuncular daha akıllı olur abi, daha zeka. Mesela Arda daha zekalı o konuda. Şimdi Arda girdi 1-2 tane pas hatası yaptı anlamsız. Evet, evet. Hem geriye doğru. Doğru mu? Evet. Girer girmez. Girer girmez evet. Sonra baktı hemen basite kaçtı. Evet. Bak bu zeka hemen kafa çalışıyor. Diyor ki bugün istediğim şey olmadı. Arda'nın da niye bu pasları attığını size söyleyeyim. Ben de aynısını yaşadım. Şimdi Fenerbahçe genç yaşta geldim. 19 yaşında imza attım. Taraftar beni çağırıyor. Takımda Rapaiç var. Anderson, Baliç gelmiş. Reviyolar. Takım uçuyor. Son 20'de beni çağırıyor. Maç 2-3 oluyor. Takım uçuyor. Şimdi beni çağırıyor ya. Ben de oyuna giriyorum. Mustafa Deniz oyuna alıyor. Bu sefer ne oluyor biliyor musun? Ben bir dahaki sefer niye oynamıyorum psikolojisi oluyor. Bak Arda'da da bu var şu an. Yani Arda ne kadar şeyse artık bir karar verilmesi lazım. Ben demiyorum ki kesinlikle oynatılsın. O başka. Hocaya kalmış. Ona ben karışamam. Ama Arda'nın yaşadığı psikoloji bu abi. Şu an. Hani ben biz diyoruz ya ilk 11 oynasın diye. O da onu hissediyor. Çünkü sürekli taraftar çağırıyor. Ne yapsam olmuyor diyor. Evet sürekli şey giriyor. Gün gelecek gol atıyor. Sıkıntı yaratacak evet, bu ona diyorsun. Değil mi? Evet. Abi bir problem yaşayacak çocuk genç şimdi, yaşta. Bugünkü maçın da özelinde mesela bugün Arda'yı oynatmamasını bir parça anlayabilirim. Deplasman derim maçı ki, deplasman maçı diziliş. Önce işin savunma kısmında garantiye gideyim falan. Tamam eyvallah. Dikkat et Fenerbahçe. İki kanadında santrafor özellikle oyuncularla oynamıyor. Evet. Rossi bir parça hafif ama İrfan öyle değil. Mesela Valencia'dan bahsederken Valencia Fenerbahçe'nin sadece forvet hattının en önünde oynayacak oyuncu değil. Bazen forveti kenardan gelerek ikileyecek. Başakşehir'de Crivelli'nin, Beşiktaş'ta Larin'in yaptığını yapabilecek de bir oyuncu aynı zamanda. Herkes diyor ki bir santrafor gelince Valencia gitsin. Abi herkes gitsin Valencia kenarda da oynar. Ne kadar çok forvet oyuncusu o kadar lüks, o kadar çok maç kazanma ihtimali. Bu birincisi. Serdar Aziz'le ilgili bir şey söyleyeyim. Benim kafama çok takıldı. Biz stoperdeki en büyük zafiyet rakip forvete top atıldığı zaman geri kaçmasıdır. Çünkü forvet oyuncusu alır döner bütün takım halinde 60 metre geri koşar. Minje'nin de en iyi yaptığı şeydi o. Minje'nin de en iyi yaptığı şeydi. Serdar Aziz rakip forvet topu alırken 4 metre 5 metre geri kaçıyor. Olduğu gibi Dinamo Kiev'sinin alanına kadar geliyor. Geri takım da geri koşuyor. Ben sakatlandı falan bilmem. Oyundan çıkmayı hak etti. Performans. Sakatlanmış olsa bile diyorsun. Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki yaptırdı değil mi? Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki tek zaaflı oyuncusuydu. Gereksiz fauller de yaptı. Sakatlıktan mı çıktı bilmem. Ama ben hani sana gösterdim gazeteye yazıyı atarken Fenerbahçe'deki tek eksiğin Serdar Aziz'in rakibe uzak kalması olduğunu yazdım. Bir baktım oyundan çıkmış. Soracaklardı da büyük ihtimalle zaten. Yani bazen oyuncu korumak adına derler ki sakat. Bak şunu söyleyebilirim. Maç Polonya'da öyle ya da böyle rakip sahadaydı. Fenerbahçe rakip sahada oynadığını hissettirmedi bana. Ezilmedi değil mi hiç sahada? Yok. Zaten topa yok, sahip topa oldu. Sahip %61 sahip oldu. Hani maçın ilk dakikasında da deplasmandayım. Hani aman çekineyim yoktu. Yapmadı. Dakika yani Rossi tarafından ön tarafta baskılarla sanki içeride oynuyor gibi. Şimdi bugünkü iki takımı izlediğimde bak her maç farklıdır şeyi. Ama bugünkü performansları üzerinden Fenerbahçe'nin içeride bu takıma elenmesi çok büyük sürpriz olur ya. Bir kere 50 bin kişi bekleyecek o tribünde. İnanılmaz atmosfer olacak. Hani bana çok onu. Sürpriz geliyor. Bak futbolda da sürprizler vardır olur. Bugünkü izlediğimiz maçtan sonra bilmiyorum siz katılır mısınız? Fenerbahçe bu turu geçmeli ya içeride. Hani elenmemeli. Erman abi bir oyun şey onun kesinlikle yani, oyun Erman onu gösterdi. Bir şey söyledi. Çok katılıyorum ve doğru söyledi. İşte Dinamo Kiev bu platformda yıllardır bu işin içinde. Tabii canım. Fenerbahçe tabii. Yok yani. Şampiyonlar evet. Ligi'nde Fenerbahçe evet. Yıllardır yok. Cesus geçen sene bir zaten. Evet. Şimdi o avantajı olan takım her zaman daha üstündü. Düşünsene. Bir de bir konsantrasyona da sahipler. Bayraklara sarılıyorlar. Tabii canım yani ekstra ya motivasyonları da var. Orada ekstra bir motivasyonları da var. O da dikkat ve çekecek. Ve bunlara karşı Fenerbahçe bugün çok iyi bir direnç gösterdi. Şimdi şöyle bir şey soracağım. Geçen sene de Fenerbahçe'yi biz izledik. Kıyaslayamıyorum geçen seneyle ama başka bir şey soracağım. Fenerbahçe'nin UEFA Kupası'nda kim vardı? Olympiakos Frankfurt. Frankfurt'da Antwerp vardı galiba. Antwerp evet, vardı evet. Bizim şeyin evet. Eski santrafor evet, takımı. Evet. Şimdi aynı bugün seyrettiğimiz Fenerbahçe. Tabii takviye gelecek de ama şu ilk maç olarak. Bu gruptan çıkar mı çıkmaz mı veya geçen senin gibi elenir miydi? Bence çıkmayı vaat ediyor tabii. Çok direnç gösterir değil mi? Kesinlikle. Hani daha böyle yeni bir takım için daha evet. Oturaklı geldi bana bugün. Ben yani, o önemli lige, benim için. Lige hazır geldi, gözüküyor düşünüyorum mesela. Bak benim de hoşuma giden oydu. Ciddiyet hep kurdu değil mi? Evet. Gol atmadı evet. Değil mi? Gol ama yemedi de. Yemedi de çok önemli. Bak çok güzel bir laf söyledin. Ciddiyet.
şunu gördük bu maçta. Jesus'lu Fenerbahçe'de ciddiyet, konsantrasyon, son hiç dakikaya düşünecek kadar mücadele. Evet. Yener yenilir bilemem. Yenileceksin. Dünyanın hiçbir takım her maçı kazanamaz. Geçen sene ama hep söyledim bunu. Her zaman ciddiyetli oynayacaklar. Çünkü kenarda durmuyor. Konuşuyor, çağırıyor, evet, evet, kızıyor, değiştiriyor hemen. Evet. Hani bir kimsenin korku, gözünün yaşına bakmıyor yani. Kork, bakmıyor bak gözünün yaşına. Ciddi gördüm ben Fenerbahçe'yi. Yoksa buralara giremez çıkanıyla ama hocam. Yani. Ha, şöyle de bir şey var. İyi oynayanlar var. Kötü de oynayanlar var. İrfan kötüydü. King kötüydü. İyi oynayanlar. Arao çok iyiydi. İlk maçı da ya. Arkadaşlarıyla yani ilk defa pasalık verdi. Tabii çok önemli işte. Yani dedim, Ferdi zaten bildiğimiz Ferdi'ydi. Osayi'yi de ben beğendim sağ tarafta. Rossi çok iyiydi. Valencia biliyorsun geçen sene problemler, evet, yaşadı. Öyle ya da böyle daha da iyi olacak Valencia. Bugün yine iyilerden biriydi bence. Oyuna girdiğinde Arda yine her zamanki gibi kalitesini gösterdi. Buruma ne yapacağı belli değil. Bir bak, anda sana iki tane uçar, Buruma kötü dedik bir çekti. Güzel bir şut attı. Orada o atak çok iyiydi. Tisserant'ın Lincoln'a uzun pası, Lincoln'un alıp Buruma'ya vermesi, Buruma'nın alıp vurması güzel bir ataktı. Ama eksiği var mı? Bundan daha iyi oynar olabilir mı Fenerbahçe? Tabanı daha yüksek. Oynar. Arao'yu oynamalı soracağım abi. Bu bir maçın açıklamasını gelelim. Bu arada. Tabii tabii kesinlikle. Evet, İnsanlar şunu anlamasın. İlk maç bir maç oynandı resmi olarak. Fenerbahçe şampiyonlu oynar. Fenerbahçe oynayamaz falan. O değil. Mesele bu değil. 8. hafta Fenerbahçe liderdi geçen sene. Evet. Ama biz o haftada Nihat'la dedik ki bu takımın yani şampiyonluk oyunu bu değil dedik. Linç de yedik. Erman şunu ama değil dedikten sonra dedik, iş değişti. Ama bu Fenerbahçe bana göre daha oturaklı, daha iyi, hedefe daha gidebilecek bir takım değil mi? Gözüküyor. Ve ben maç içinde oyun okumaya çok inanırım. Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'unda oyun okuma bir numaraydı. Daha Jesus ilk okuyor maçtan oyun okuması çok üst düzey. Kesin. Yani oyuncu değişikliklerin dakikası, şimdi 4. hafta maç kazanamazsa İsmail Kartal falan demem ben. Ha, tabii canım. Yani böyle düşünmüyorum ben meseleyi. Sen doğru oyunu seçersen gelecek sana skorlar. Skor zaten senin gelecek yanında olacak bir noktadan sonra. Bütün mesele sonra o yani. Erman'ın o dediği konuyla ilgili ne dediğimizi söyleyelim. Taraftarlar da iyi hatırlasın. Trabzonspor deplasmanına gidiyordu Fenerbahçe. Hani o kimin atıldığı, evet, maç. 19 puanla lider gidiyordu. 21'de biz 19. dedik ki Fenerbahçe puan olarak lider ama oyun olarak lider değil. Evet. Sezon sonu gördük. Göründü ama bu oyun gücü önemli. Evet. Fenerbahçe'nin oyun gücü artılabilir yani. Arttırabilirlik gördük. Willian Arao'yu ilk maçıydı, açıklamalarını aktaralım. Onu da ayrıca soracağım size. Avantajlı gibi gözüksek de turu geçmek kolay olmayacak. İlk maçımı oynadığım için mutluyum. İkinci maçı kazanmak için sahada her şeyi vereceğiz. Performansımdan memnunum, mutluyum ama asla yeterli görmem. Her zaman kendimi zorlamayı severim. Daha iyisini yapmayı isterim. Adaptasyonum rahat geçiyor. Burada iyi karşılandım. Ailem kısa süre içinde İstanbul'a gelecek. Her maçta daha iyi performans sergilemek istiyorum. Önümüzdeki maçta daha iyi oynayıp turu geçmek istiyoruz diyor Arao'ya. En net özelliği nasıl anlatırsın? Şöyle abi söyleyeyim. Bana göre oyunu iki yönü çok iyi oynuyor. Fakat bugün top rakipteyken yükünü alan bir, İsmail bir isim vardı. Ne diyelim? Jesus'un keşfi mi diyelim? Diyebiliriz bence. Diyebiliriz. Geçen sene çünkü oynamamış çok fazla. Oynamadı Bursa'da. Bursa'da oynamadı. Kiralık oyuncuydu. Bak geldi Fenerbahçe'de. Bu da futbolun cilvesi aslında. Ama Jesus gelir gelmez Fenerbahçe'ye artı bir oyuncu İsmail diyebiliriz. Şöyle Kadıköy'de kapanan rakiplere karşı ikisi olmayabilir. Biraz topu dikine oynaman, biraz riskli pası yapman gereken maçlardır onlar. Ama deplasmanda Kiev maçı için çok çok iyi bir ikili olmuşlar. İç sahadaki Kiev maçı için. Hiç ben oynasa, Zajc mı oynasa demedim mesela. Dedirtmediler performansıyla bana. Ki riskliydi de. Geçen sene öyle bitirmiş bir ikilinin ardından oynuyorsunuz. İlk maçınızı oynuyorsunuz. Çok riskli. Çok da riskli bir durumdu. Nasıl buldun geçerli, abi? Geçerli rapor geldi bana Brezilya'dan. Alex'ten ben haber aldım. Alex beğenmiş. İnşallah böyle bir daha söyle kimden? Alex'ten. Yani o Alex'i net belirt bence. Evet. Alex'ti Soza. Gerçi Alex Maldonado'yu da çok beğenmişti. Takımı kazandı. Maldonado'yu mu? Josiko'yu beğenmiş miydi? Yok onunla ilgili bir şey yok ama Maldonado'yla ilgili vardı. Yani bence şimdi sanki birkaç sezondur Fenerbahçe'de oynuyormuş gibi havası vardı. Çok çok iyi değildi ama sıfır hatayla oynadı. Ama iyi olacağının şeyini vaat etti bence. Kaliteli bir futbolcu. O pozisyon. Serhat, Brezilyalı der misin Arao'ya? Buna Brezilya derim. Bir çünkü bir tane indirdi. O, bir tane hareketinde diyemezsin. Bir tane havadan geldi ya. Evet, bize mesela Simao vardı. Laurent diyordu ki bu asla Brezilya dedim ki hoca Brezilya pasaportu var adamın. Nasıl değil dedim hocam. Bu topu istop edemiyor diyordu ya. 5'e 2 oynuyoruz. Ortadan çıkmıyor. Brezilyalı 5'te 2 ortadan çıkmıyorsa değildir abi. Sıkıntı var orada. Büyük problem var. Serhat, Brezilyalı ve defansif bir oyuncuysa çok farklı özellikleri oluyor.
Sert oluyorlar. Marco Arello. Abi bunların hepsinde teknik var. Çok enteresan. Marco Arello nasıl bir Brezilya? Ayrıca da sert oyuncu oluyorlar. Evet. Şimdi Josef, Josef de Souza. Yani takımlarını şampiyon yapabilecek özellikte oyuncular. Ben Arao'yu tek oynarken izlemek isterim mesela. Hani kendi özelliğinde tek oyuncu olarak savunmanın önünde oynarken bir hücumcu orta sahayla çok daha faydalı olabilir. Luciano vardı ya bizde, Fabio Luciano. Evet. Abi bu santr gidiyordu. Evet. Atıyordu abi şey. Hayır, antrenmanda da. Gidiyordu, önde gol atıyordu. Teknik hareketler. Bunların hepsinde teknik var abi. Yani evet. Doğuştan öyle tabii, bunlar. Kesin. O yüzden o pozisyona bir tane ihtiyaç vardı. Kısa bir şey söylemek tabii, istiyorum. Tabii, buyur abi. Genel şeyle ilgili. Şimdi Erol Bulut'la başlayan bir dönem. Yani Koku'yla başladı aslında şeyin dönemi. Ali Koç'un. Alex Benam'da herhalde. Seyrediyor olabilir. Şimdi şey, Erol Bulut sonrasında Pereira. Emre Belezoğlu'nu geç. O zaten tabii iyi bir dönemdi de. Vitor Pereira. Tam bütün bir bölüm yani sezon başıyla birlikte. Pereira, Fenerbahçe'yi niye biz eleştiriyorduk? Sen, ben, burada Erman abi zaman zaman işte hepimiz. Fenerbahçe'nin ne oynadığını çözemedik biz, bulamadık. Yani Fenerbahçe ne istiyor? İşte Erol Bulut diyordu ki topu rakibe vereceğiz. Sonra geri kazanacağız. Yani hep bir şey deniyordu. İşte bugün Fenerbahçe bence ne oynamak istediğini göstergesini verdi. Bu daha da iyi olacak. Yani topu ben oynayacağım diyor bir kere. Ne olursa olsun. Yani topu ben sahip benim olacağım. Benim bugün diyor. Maçta çok canım sıkılmadı. Çünkü ilk maç tamam ama böyle Fenerbahçe bu sezon bize keyif verecek. Beşiktaş, Galatasaray, işte Başakşehir önemli bir lig olacağının havasını verdi bana Fenerbahçe. Bu için önemli. Bir iki tane bence kesinlikle Zalay'ın yanına bir tane kesinlikle çok iyi bir tane, yani Kim Minje'nin ayarında olmayabilir ama bir tane stoper lazım. Tabii şimdi Minje... Bir tane de golcü lazım. Öbür köylerini bir şekilde bu kadro Serhat, şey yapar, tamamlar. Nihat'la konuştuğumuz bir şey var. Şimdi birçok insan stoperlerin arasına orta saha sokmayı çok çağ dışı bulabilir. Ama Attila Salah gibi topla oyuna sokabileceğin bek özellikle bir stoperin varsa bence uzun top İsmail, atıyor abi çok evet, iyi bir İsmail ile Arao bunu çok iyi yaptılar maçın. Bir o yaptı, bir o yaptı. Aralarına ve, girdi. Evet, aralarına girdi. Bir kere Fenerbahçe hakim olmak istiyor. En önemli detay bu. Geçen sene Fenerbahçe'nin 8. hafta liderliği iyi mücadele ediyor üzerinden okunuyordu. Evet. Şimdi oyuna ve topa hakim olma niyetini görebiliyorsun Fenerbahçe'de. Bakın bunu biz sezonun çok erken dönemlerinde Trabzon için de söyledik. Beşiktaş şampiyon olurken bizi çok yanılttı. İlk 8 haftadan sonra bir şeyler değişti Fenerbahçe'de. Ama Başakşehir yıllarca bunu denedi en sonunda oldu. Evet. Fenerbahçe daha ilk maçtan deplasmanda avantajı vardır, dezavantajı vardır fark etmez. Ama ben hakim olmak istiyorum diyor. Nihat çok güzel bir detay verdi maçın içerisinde. Dedi ki Dinamo Kiev son maçlarında hazırlık da olsa %70 topa 80, sahip olduğunda %90 pas başarısı isabet olan. Diyor ki adam ben o da ben oynayacağım diyor. Topla ben oynamayı seviyorum diyor. Fenerbahçe vermedi topu yaptırdı büyük bölümde. Deplasmanda olmasına rağmen. Bu iyi bir detay Fenerbahçe için. O yüzden daha ilk maçtan işte Cesu zaten eleştirecek bir şey yok ama Fenerbahçe takımının oyuncularını kişisel olarak eleştirmeyi çok gerekli görmüyorum. Sezon başı kampından çıkılmış. Kamptan çıkmış bir takım için ilk resmi maç ancak bu kadar olur. Evet. İyi Cesu oldu açıklaması yani. Gelecek ya arkadaşlar söyleyecek. O yüzden. Bak Erman çok güzel bir şey söyledi. Cesus Fenerbahçe bu sene rakip top sahip olduğunda basacak, bir an önce alacak dedirtti bugünkü maçta. Rahatsız oluyor. Rakip pas yaparken yaptırtmak istemiyor. Evet. Ben bunu gördüm. Çünkü hakikaten bak rakip bakma bugün çok kötü oynadı. Bundaki sebep de Fenerbahçe'nin baskısıydı. Evet. Baktığında bir iki böyle 3-4 pas yaptılar. Kalitelerini görüyorsun. Teknik oyuncuları var. Ama iyi rahat bastılar. Rahat bırakırsan bunu bu sene biz göreceğiz ama Fenerbahçe'de. Ama rakip analizi var. Gitti tabii. Fenerbahçe önde bastı. Deplasmanda olmasına rağmen. Çünkü kendi diyor sahasına geçtiği zaman Dinamo'nun kalitesi her an gol yapabilir. Evet. Dedi ki ben önde basayım kolay gelmesinler. 90 dakika yapamazsın ama bölüm bölüm Fenerbahçe bunu da iyi işte yaptı. Minje ile beraber oynayabilse ama bu oyunu. Ama bak Berkay, Jesus'la ilgili Ocak şunu ağır söyleyeyim. Oldu zaten evet. Kim gidince. Jesus'la ilgili şunu söyleyeyim. Deplasmanda oynuyorsun çift santrafor. Değiştirmiyor yok. Cesaretli çift santrafor ve önde presle başlıyorsun. Çoğu takım şöyle bakabilir meseleye. Orta sahaya kadar İkinci bölgede çekeyim, bekleyeyim. Kontrol edeyim. Boşluk yakala. Hayır. Önde oynadı. Bütün peki sezon hiç, bunu oynamak zorunda. Hiç defansif hiç değişiklik yaptı mı? İşte bakalım Serdar tekrar değişiklikleri. Sadece Tisserand, Serdar mecbur edildi. Ama o bile aynı oyuncu yani. Aynı oyuncu, aynı pozisyon. Ama aynı mesela daha çok atak koydu bak, bence. İrfan çıkmış, evet. Buruma girmiş. Mesela. Rossi çıkmış, Arda oyuna girmiş. Maçı zaten aradaki ikiliyi değiştirmiş. Yaptı. Anladın mı? Yani rakip senin üstüne geliyor olan dakikalarda bile kendi oyununu, kendi sistemini bozmadı. Bak bu çok önemli. Ben sana hep anlatıyordum ya. Şimdi düşünsene ben oynuyorum şu an Fenerbahçe'de. Rakip sürekli üzerime geliyor.
Hoca da defans alıyor. E ben otomatikman sağ açayım ama ben geriye gideyim psikolojisine gelirim. Ne oluyor, yenileceğiz mi acaba evet, dersin. Evet ne oluyor dersin tabii. Değil mi? Şimdi o, SOS verir yani. Evet. Kafada da dersin ki defanslar girmeye başladı. Hadi geriye. Öyle bir şey yok. Bugün normal oynadı. Hiç de Fenerbahçe ezilmedi yani. Topa sahip olunca olmuyor. Aynen öyle. Ne dedi? Önde basan bir Fenerbahçe vardı. Yani en azından Fenerbahçe. Geçen sene diyorduk ki niye basmıyor önde ya? İşte bassa orada topu alacak. Ya Karagümrük maçında ısıklamadı mı seyirci? Evet. Kaleye gidindi ya. Galip çünkü ne oynadığını galip bilmiyorduk Fenerbahçe'nin. Cesaretli futbol oynuyor. Yani oynayacaksın abi söyledi. Fenerbahçe'de oynayacaksın. Ben bir kere çift hoca forvetle farkında oynayan hocalara bayılıyorum abi. Yani oynuyor. Cesaretli yani. Oyuncuya da veriyor. Bak çift forvetle oynuyor. Bir de İrfan var. Çok Rossi geri var. Gelmez. Rossi evet. Var. Ya bu kadar ofans. Bir de İsmail'i de Arao'nun önüne koymuş. 5 ofans, 5 defans demiş. Cesaretli hoca. Orada basarsan sonucu zaten. Sonucu ne olur bilemem. Ama cesaretli hoca abi. Pis. Cesaretli olanlar da normalde bu hayatta kazanır. Her zaman. Risk alanlar zaman. Kazanır. Açıklamalara abi. Gelmiş bakalım neler demiş Jorge Jesus. Oynamış olduğumuz ilk resmi maç. Zor bir rakiple eşleştik. Bu turnuvada bizden daha tecrübeliler ama iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Rakibimizin bir tane bile ciddi hata yoktu. Bugün bizim için eksik olan ofansif kaliteydi. İkinci maçta taraftarlarımızın bize vereceği desteğin gerçekten çok önemli bir avantaj olacak. Bugün beraberlikle ayrılıyoruz diye henüz iş bitmiş değil, turu geçmek istiyoruz. Çok net bir analiz değil mi? Abi çok özlemişim ya. Oynadı. Sırf bak merak ettim ve adım kadar emindim böyle bir şey geleceğine. Yani kitap yazmış. Rakibi, maçın kitabını rakibi analiz ettik. Yani? Fenerbahçe'den işte taraftar hiçbir şey bahsetmemiş. Direkt net bir analiz abi. Fenerbahçe ruhu çok iyi mücadele evet. Etti. Bunlar Fenerbahçe aşkı. Taraftarımızın desteği. Rakibi, zaten hep destekliyor. Rakibi çok iyi analiz. Mesela İsmail Kartal evet çok iyi işler yaptı ama her maç rakibi çok iyi analiz ettik. Ya zaten görevin o. Rakibini analiz etmek. Bunu çok iyi yapmış ki Jesus bugün böyle bir sonuç çıktı ortaya. Yani düşünsene ben teknik direktörüm ve diyorum ki rakibimiz çok iyi çalışsın. Ya çalışmak zorundasın lan zaten. İşin o senin. Analizler bunun için var. Jesus düdük çalmış maçı bitirmiş. Bitirmiş. Falan. Henüz bitmiş tabii. Değil. Diyor ki ilk devreyi oynadık. Şimdi ikinci devre 50 bin kişi aynen. İçeride. Onun da mesajını da veriyor. Bitirmiş yani, tabii canım. Ama açıklamasından yıkılır ikinci maç. Eksiğimiz sadece gol. Gücümüyor tabii. Evet. Ön tarafı yani biraz ön taraftaki kalite eksik gol. Yalnız en başından beri onu söylüyor zaten. Bana göre Jesus yanına alması lazım. İyi oynamadı. Evet. Ama eğer Joshua King müdahale etmese golü attı ve maçı kazandı. Evet maçı kazandırmıştı. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki pozisyonu mu var Fenerbahçe'nin? Ya hangi maçı seyrettiniz? İlk yarıda 3 tane pozisyonu var Fenerbahçe'nin. Ne o gol ya? Bir kere gol hafif oluyordu. Penaltıya benzeyen bir şey var. Yani evet. Resim olarak koyduğumuzda biz tekrarını bir kere görebildik. Valencia'nın evet. Pozisyonu sanki penaltı şimdi gibi görünüyor. Var da yoktu. VAR sistemi olmaması da yazık oldu. Kral çıkardı içeriden. King çıkardı içeriden topu. Ya şu diyor ki pozisyonu var Fenerbahçe'nin. Var işte. Ferdi'nin bir şutu var. Burman'ın bir şutu var. İsmail'in bir tane denemesi var. Nasıl yok? Kaç tane gideceksin deplasmanda rakip kaleye? Şampiyonlar Ligi önlemesi oynuyorsun. Rakip takım ceza sahasında oynayamazsın böyle bir maçı yani. Bu kadar girersin. Bir tanesini yapacaksın. Elbette Jesus'un söyledikleri çok çok doğru. Yani forvetteki kalite eksikliği dediği son vuruşların beceriksizliği. Evet, ama evet. Rossi'nin servislerine yazık oldu. Ya evet. 3-4 tane oradan Ferdi ile çok iyi geldiler. Getirdim. Bu arada Ferdi ve Osayi'nin 90 dakika boyunca skora bakmaksızın öne çıkmasını bence direktif üzerine yapıyor. Oyuncular onu. Hocanın dediği de tam bu işte abi. Mesela Rossi servis yaptı, işte atağa çıktı ya Fenerbahçe. Ofansta bence o son en başından beri onu istiyor zaten. Eksik. O bireysel bak, yetenekli oyuncu almamız lazım diyor. Onu da söylemesi de çok iyi biliyor musun? Evet. Net yani. Net hocanın bugün bizim burada konuştuğumuzun analizini yapmış. Evet, söylemiş. Biz burada, şimdi bak Jesus'un açıklamasına ne dedik? Oh, maçı ne güzel analiz etmiş değil mi? Ne düşündüysek o. Fenerbahçe kaybedecek. Bazen onu niye erken almadı, bunu niye oynatmadı diyeceğiz ama Jesus'a hiçbir zaman kötü hoca diyemeyeceğiz. Jesus hoca gibi hoca yani. Gerçekten evet. Çok iyi teknik direktör yani. Ben, i̇şte A+. O A+ forvet de işte o gelirse. Başkan Ali Koç'un verdiği o söz de olursa bakalım öyle bir sezon işte bir denk gelsin. A+ teknik direktör. A+ kadro, A+ hiç denk gelemedi forvet. Bu ikisi uzun yıllardır Fenerbahçe'de yani olmadı. Gelecek yani. Ama bu sene öyle bir insan için. Forvet hattıyla ilgili Pedro'yu da bir bekleyelim oraya yakın ama yine de hani arkası. Türkiye'de çok tanınan biri değil. Hani. Ya çok yani seyirciler, yani Fenerbahçe taraftarları da çok abi, memnun olacak. Gelmiş. Mesaj var mesaj. Evet. Yani forvet hattında bugün Buruma sonradan girdi. Lincoln sonradan girdi, Arda sonradan girdi, Serdar Dursun hep sonradan ofans. Girdi. Ofans. Evet. Şimdi Fenerbahçe forvet hattında kendiliğinden oluşmuş bir rekabet var. Var. Değerlendiremedim. Ama Buruma bence bu rekabetin içinde olamaz abi. Ya ben Buruma'yı canlı çok seyrettim. Evet, Buruma. Hani Buruma maç temposu kazandığı zaman, bu arada daha Emre Mor var. Emre Mor da var. Evet maç ya. Temposu kazandığı zaman yani
durdurulamayan bir oyuncu. Tekrar o form durumuna ulaşır mı? O fiziksel Mert Hakan da gelecek. Mert Hakan'ı seviyor değil mi? Oynatıyor. Yani hazırlık maçlarında oynattı. Bu arada mesela kapanan rakiplere karşı lig kadrosunda ben yine söylüyorum İsmail Arao onlardan bir tanesi olur gibi gözüküyor. Bence öyle de olacak. Mert Hakan zaten yanına olabilir. Bence İrfan Can da bir 8 numara. Bak sağ kenara atıp biraz eziyet ediyorlar orada. Var ya Cesus İrfan orada Can, bir gün deneyebilir. Sırtını çizgiye yaslayarak oynayacak bir oyuncu değil. Yani orada biraz bir kafese kapanmış doğru, gibi oluyor. Doğru. Oyuncunun özelliğini kullanamamasına sebep oluyorsun. O bir 8 numara. Gençler Birliği'nden beri seyrederim ben onu. Tabii Başakşehir'de 10 numaraydı hatta. Başakşehir'de hat-trick yaptığı Şampiyonlar Ligi maçında numara da 8 oynuyor adam. Bence bu öyle bir oyuncu. Bu hoca yani problemleri çözebilecek bir hoca yani. Kesinlikle. Yani hocalık kalitesini tartışamayız zaten hiçbir zaman ama bu problemleri de çözebilecek bir hoca yani. Mesela şimdi geçen senenin en önemli oyuncularından bir tanesi Zayiş'le Crespo'ydu. İstemiyor. Yani bu oyuna belki uygun bulmuyor yani. Bence diyor ki kimse konuşuyor mu? Şimdi düşünsene. Crespo en çok konuşan oyuncuydu. Biz diyorduk ya bu Crespo ile olacak iş değil, hepimizi şaşırttı. Ama böyle bir süper oynadı. Oyunun bir bölümünde Zayis'i alabilir miydi diyorum. Biliyor sanki musun? Transfer durumunda var mı ya Zayis'in? Hani alabilir miydi transfer diye bekledim biraz. Transfer durumunda sanki söz konusu mu ya Zayis'in? Girecek gibi. Ama istemiyor şimdi. İstemeyen oyuncuyu da oynatmıyor. Şöyle problemi şey çözüyor. Bu ama oyuncuları hiçbir problem de yok mesela Fenerbahçe diye. Sahaya yani yansımıyor. Bu evet bile bu bile cesaretli olduğunu gösteriyor. Onu demek istiyorum abi. İsmail net Arao yani. Bak İsmail daha yeni tanımışlar evet hak etti ama Arao yeni geldi. Evet. Bugün bir kötü skor alınsa ya biz Crespo Zayis'la hiç yenilmedikler de konuşulabilirdi. Bu bile cesaret işidir yani hocanın yaptığı. Abi böyle bir tane hoca lazım. Biz eleştirelim biz haksız olalım da böyle kararlar versin çok abi anladın mı? Çok acımasız ya. Yani hoca değil. Futbolcu. Kariyerlerinde en iyi sezonu geçiren Crespo ve Zayis. 9 attı ya. Fenerbahçe için yetersiz kaldı. Bence İsmail Kartal da aynı şey, aynı durumda. Söylüyorduk o da kariyerinde en iyisi. Ama Fenerbahçe seviyesini doğru anlarsan sürpriz değil bu hikaye. Peki olabilir bir şey söyleyeceğim. Bu yani hikaye İsmail sürpriz değil. Fenerbahçe seviyesi başka. Bu kadar. Şimdi bir anda İsmail Kartal geldi Fenerbahçe'ye ve ikinci bitirdi. İnanılmaz puanlar topladı. Ama şu an mesela değil mi? Normalde başka birisi yapsa hemen devam eder başka bir lig takımında. Evet. Şimdi Hasan Hazır ama benim olmaması da çok enteresan. Önüme geldi direkt okumak istedim. Serdar Aziz ile ilgili konuşmuş Orge Cesus. Ne demiş? Serdar Aziz hafta boyunca kasığında sıkıntı yaşadığını söylemişti. Kiev maçında gidebildiği kadar oynayacaktı. İlk tamam yarıda maçı tamamlayamayacağına dair sinyaller verdi. Bu yüzden oyundan çıktı. Tamam. Şimdi sahadaki görüntüsü adamı bırakıp geri kaçıyor. Ama sinyaller verdi diyor zaten. Tamam. Kasığından dolayı mı kaçıyor? Başka bir şeyden mi? O kısmını bilemem. Ama bir oyuncuyu sakat sakat oynatıp böyle oynayacaksa oynamasın. Bence bu. Şimdi bir şey söyleyelim. Bak. Serdar normalde futbola konsantre olsun. Sahanın içini düşünsün. İyi stoper. Zaten milli takıma da çağrıldı. Kimle de beraber çok iyi ikili oldu. Hı hı. Ama Serdar'da bende mesela şöyle bir düşünce var. Bazen bir derbide ya da zor bir maçta bir hafif ayağım ağrıyor oyundan çıkmalar, iki maç oynamamalar. Hani inandırıcılığı bir, evet, bende biraz o inandırıcılığı hı-hı gidiyor. Yani bugün de ağrısı var mıdır? Vardır. Hoca da demişse değil boşuna abi demez. Ama ilk yarıda kötü oynadı o ağrılı Serdar. Orada da risk aldı o zaman. Şimdi Marcel Tisserand ayrılması gündemde bir oyuncu. Şimdi transferi söz konusu. İkinci yarı performansı bence vasatın üzerine çıktı Tisserand ikinci yarıdaki oyunuyla. Acaba bir alternatif olarak kadro, kalabilir mi? Berkay bir kadro planlamasında hele Şampiyonlar Ligi ihtimali, Avrupa Kupası ihtimali varsa 4 tane baba stoperin olacak. Şu anda Fenerbahçe stoper zaten eksikliği var. Ve Kim Minje ayarında bir oyuncu da bulamazsın. Nasıl kısa abi, kısa bir şey söyleyeceğim. Şimdi benim karın kaslarım koptu. Arka adele kasık en az ben 50 diyeyim sen 100'de kariyerimde yırtmıştım. Kısa adelerim olduğu için hep yırtılıyordu. Şimdi kasında bir çekme, kasında bir ağrı varsa oynayamazsın abi. Kasık çok sıkıntı. Bana kim ne derse desin. Şimdi Cesus yalan söylüyor demiyorum. Şimdi eğer Serdar Aziz benim kasımda hafif ağrı var diyorsa bu maça çıkıp oynayamaz. 10 dakika oynayamaz. Kasık çünkü bir anda gider. Ayağını mesela bir açarsın. Tutar abi. Hoppa. Yani çünkü o kadar müdahale yapıyorsun gider. Yani kasık öyle şey değil hani. Var. Dizin ağrır. İşte darbe yerlerin ağrır. Ne bileyim omuzun ağrır. Bir şeyler seni oynatır. Kasık oynatmaz abi. Kıpırdayamazsın değil mi? Abi kıpırdasan bile bir açtığında tak gider. Var mı? Evet. Var mı sakatlanmayan kadın? Bende ameliyat var. Ben benim yani ben pupist oldum. Yani. Benim yapışma yeri bir koptu. Bir dakikada bu abi kadar beni, şişti kasık. Beni Bayern Münih'te münevafat artık iskelet gibi koyacaktı, gösterecekti işte. Pupistten olmuş. Buradan olmuş. Bende hepsi vardı. Yani geçirdim. Kaç ameliyat var sende? Abi benim bilek var, karın kası var, pupist var. İki, üç. Toplam 5. Uçak.
Benim de 5. 5. Ama senin 2 menisküs, 2 çapraz. Çapraz senin bir de bu ön adeli. Quadriceps adelis. Şey maçı değil mi? 5 ameliyat. Hırvatistan maçında. O maç zaten orada. 114, yani, ya 114 tane. Frikik attın orada bir tane. Yeli, veriyor bana. Çünkü ben çok yaşadım. Arka adele var ya. Arka adele daha güçtür. Kasık evet, daha böyle evet, şeydir. Kasık sıkıntı. Arka adele mesela çekiyor. Bir şekilde tedaviyle seni oynayacak bir pozisyona getiriyorlar. Risk alıyorlar, önemli maç. Oynuyorsun. Abi ne oluyordu biliyor musun? Tak çekiyordu 20 ama dakika sonra. Ama ısındıktan sonra arka adele kolay atmaz. İyi ısınma lazım. Çok iyi ısınma. Ama kasık. Kasık gidiyor abi. Da gider. Transferle ilgili de Jesus sanıyorum ki bir açıklamada bulunmuş. Şu anda transferi konuşmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Elimizde bulunan mevcut oyuncular turu geçebilmek için yeterli kapasiteye sahip. Gelecek hafta oynayamayacak oyuncuları konuşmanın bir anlamı yok. İkinci maça odaklanacağız demiş. Herhalde Pedro'yu sordular. Onun için bir cevap vermiş olabilir tahmin ediyorum. Hayır, nasıl açıklama? Çok net yani. Şampiyon bir açıklama abi. Net. Bunun üstüne bir daha soru sorabilir misin? Kimse soramaz. Şimdi ben oturuyorum karşısında. Hocaya bir soru sormuşum. Şimdi onlar ne soracağını biliyoruz biz. Santrafor lazım mı? Stoper gelecek mi? Ne demiş? Bir dahaki maçta oynayamayacak oyuncunun konuşmaya anlamı. Daha yeni gelmiş net. Hazır olmayan oyuncuyu gündem yapmak gibi bir derdi yok adamın. Hiç yok ya. Çok yanlış. Oynayan oyuncuya haksızlık. Ve biz de transfer gecesinde Hakan abiyle acaba böyle bir soru gelir mi? İnşallah gelmez demiştik. Tersliğe edebileceğini söylemiştik. Jesus'un kesin patmış zaten Hakan. Maçı iyi bitmese terslerdi. Ya maç kötü bitse ve böyle bir soru sorulsa evet. Bence tersleyebilir. Ama terslesin ki bir daha aynı sorumuz. Bu sene net açıklamalar gelecek Jesus'tan. Kesinlikle yani. Öyle görünüyor. Şimdi yani ikinci maç. Şu anki seviyede bu kadro yeter diyor. Biz bu turu geçmeliyiz. Bu tur özelinde. Ya öyle evet. Bir açıklama yapmış ki şimdi biz de burada artık birazcık dikkat etmemiz lazım bu sezon. Bize de hemen bize de yansıttı bu açıklamaları. Eleştirici dozu. Serhat. Hemen. Cuídate amigo. Hemen şimdi şey yapalım. Hafta ikinci maçı oynanacak. Bir haftalık bir süre var. Bu maçtan farklı olarak 11'de olabilir, oyun anlayışında olabilir. Neleri değiştirebilir Jesus? Kadıköy, İsa yani oyununda. Pedro'nun oynama ihtimali var mı ikinci maçta? Yok diyebiliyorum. Yani yok, emin değilim ama TTS'in arkadaşları içeriden ben yok diyebiliyorum. Kadrolar belli çünkü. Neyi değiştirebilir yani? 11'de İki santrafordan birini değişir mi? King'in yerine Rossi'yi oraya atıp evet. Sol kenarda belki başka Lincoln olabilir. Bence yapmaz. Şöyle bir kere orta normalde bana kalsa Arda'yı koysun da 2-3-1 oynasın. Rossi'yi santrafora mı diyorsun? Çünkü yine kontrollü oynaman gereken tabii bir maç. Tabii top rakibe geçtiği ilk anda bundan daha iyi müdahale yapılabilecek İsmail ve Arao'dan daha iyi iki oyuncu. Ben de diyorum ki orada bir değişiklik yapabilir. Bir tane daha ofansif oyuncuyla. İsmail Arao'da kalıp İsmail belki. Ben düşünmüyorum. Düşünmüyor musun? Garantiye mi alır diyorsun? O ikili tutar. Hani yapsa neden yaptı demem anlamında. Ben de çünkü gol lazım ya biraz. Ama yine kontrolü oynayacak. Golü elbet atarım düşüncesiyle. Gidebilir yani. Risk yapmaz çok. Ama bir King yedek oturabilir. Bekleyebilir mi? İrfan da belki. Ben de diyorum ki King oynar. İrfan da. Valencia'yı oynatır. Söyleyeceğim ne olduğunu. Şimdi Valencia'yı da oynatır. Valencia'yı şu an formda olduğu için ve hani daha hazır olduğu Kenara için. Atacağım. Ama King'i de niye oynatır? Bence King'i düşünüyor. Ama içeride taraftarla birlikte bambaşka bir atmosferde King'in gol attığında King kazanır. Bu sefer evet. Bu hoca da böyle bir hoca. Yani anladın mı ne istediğimi? Bence oynatacak Serhat, ve gol atıp onu kazanmak için oynatacak bu yani. Bu arada ilk yarının sonunda sarı kartı vardı. İyi oynamıyordu. Evet. Bir iki tane daha sarı kartı kırmızıya dönüşebilecek faul yapmış olmasına çıkarmadı. Rağmen çıkarmadı. Senin söylediğin gözlem kazanmaya yaptığın gidiyor. Gözlem çok doğru. Bence çok doğru hareket. Bu arada santraforları başka türlü kazanamaz. Serdar'ın gol atması lazım İsmail. Geçen sene ağzımızda tüy bitti abi dedim ben. Birçok yani. Arkadaşım yazmış buraya. Demiş ki işte Joshua King oynar oynamaz falan. Mario Gomez'in Beşiktaş'taki ilk maçını hatırlayın. Yürüyemiyordu falan. Abubakar'ın Beşiktaş'taki ilk maçını hatırlayın. Yürüyorlardı. Evet. Ama o oyuncular ligi ama Şenol Hoca o işleri yapıyor. Abi ısrar edersin Bursa'da ya da yaptı, oyuncular. Trabzon'da Burak Yılmaz'a yaptı. Tabii ki. Yani santrafora kazanmak istiyorsan oynatacaksın. Şimdi bu maçta Joshua King ilk maçı 2 sene kaç sene top oynamamış? 2 aydır oynamıyor. 2 ay oynamamış, 2 sene diyorum. 2 ay top oynamamış. Çok önemli değil ama kazanmak istiyorsa içeride oynayacak. Niye? İçeride çünkü Fenerbahçe öyle bir taraftar, öyle bir atmosfer olacak ki zaten Dinamo Kiev çok zor anlar yaşayacak. Serhat şunu da burada gördük. Burada King'in gol attığını bir evet, düşünsene abi. Bak, bir düşün. Evet. Sen santraforun psikolojisini ve taraftarını sen Kadıköy atmosferini çok iyi biliyorsun. Evet. Her zaman genelde iyidir. Şu an tüylerin daha da iyi oldu. Olması için bu maçta kimi 11 oynatırsın? İlk maçta mı? İkinci maç. İkinci maçta. Bak King'i direkt ağla yaratırım. Başlıyor adı. Ya Arda'yı diyorsun. Ama bak Arda'yı biz izlerken hadi gir demiyoruz mu bak, ya? Bak Arda'yla ilgili ya. Size bir şey söyleyeyim ve bu hani ama işte ve bunu hepimiz izleyip göreceğiz. Bu kötü bir şey değil ama Arda için bu hoca çözer o işi. Yani Arda'yı psikolojik mi ikna hazırlar. Edebilir mi? Eder diyorsun. Eder. Ya diyecek ki Arda'ya Arda seni
ben yavaş yavaş hazırlayacağım derse bunu yapar. Ama bunu diyecek bir hoca lazımdı. Bence bunu Arda'ya bugüne kadar kimse samimi bir şekilde söylemiyordu. İsmail Kartal Arda'yı koruya koruya, Arda'nın düşmanları mı var? Arda'yı niye koruyoruz biz? Katılır mısınız bilmiyorum. Bugün ilk resmi maçı izledik. Lincoln'u gördüm. Buruma'yı gördüm. İrfan'ı gördüm. Abi üçünden önce Arda oynar ya. Bana göre. Bu performans. Tamam. Yani. Bak oynar da. Oynar anne. Bu hoca onu oynatırsa bir daha çıkamaz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bu tarz bir hoca yani. Oynadığında hazır olduğunda devam oynatacak. Devam eder gider. Evet, bir yerde bir şey görüyor. Bunu i̇şte Arda'ya söylüyor. Problem burada. Ben hazır olduğunu düşünüyorum. Yani. Hazırlanacağın değil, hazır olduğunu. Zaten ben hazır olduğunu. Hazırlanmaya ihtiyacı olan. Tamam, mesela. Katılıyor mu söylediğime? Lincoln'a verdi mesela. Bir de bir şey daha söyleyeyim. İkinci yarı girdi. İrfan. Çok. Zaten bence İrfan'dan alacak formayı. Yani dikkat çekici bir şey var. Bu kadroda İrfan'dan alacak Dinamo zaten. Dinamo geriden pas yaparken hata yapıyor. İki tane presçi, Valencia ve Joshua King gibi oyuncuyla oynarsan o taraftarla beraber daha kolay hataya zorlayabilirsin. Evet. Abi bu oyuncuları gol yükü konusunda istediği seviyeye getirecek oyuncu Arda bence. Hazırlayacak çünkü onları. Hazırlayacak. Evet. Yani Berişe'ye geçen sene kafasına çarptırır gibi kötü sezon geçiriyor. Attırdı ona da kafasına çattı, vuruşturuyor yani abi. Tabii bu denk Beşiktaş'taki Gezal abi. Tabii. Beşiktaş'taki Gezal. Bir açıklaması yani daha var hocanın. Onu da aktaralım. Ben taktiksel değişiklikler yapmayı severim. Fenerbahçe'de bunu oturtmaya çalışıyorum. Bazen oyuncularımız saha içinde pozisyon değişikliği yapıyorlar. Onlardan bunu istiyorum ki rakiplerimiz hangi sistemde oynadığımızı anlamakta zorlansınlar. Futbol artık değişken. Hakemler hakkında konuşmayı pek sevmem, sevmiyorum. Eleme aşamasında da var olmalı ama bence hakemin sonucu etkisi pek olmadı. Teknik ve disiplin olarak iyiydi. Hakemi analiz etmektense kendi takımımı analiz etmeyi tercih ediyorum. Cesur, çok iyi hakem diyor ya. Maç hakem çok, çok iyiydi. Ben vallahi hayatımda gördüğüm en net deplasman hakemlerinden. İşte o Valencia'nın pozisyonunu söylüyorum ama o hakemin görmesi çok zor yani. Berkay biliyorsun maç önünde. Şu penaltı. Var bunu çözebilirdi. Bu fotoğraf penaltı. VAR çözebilirdi. Şimdi fotoğraf biliyorsun bazen aldatabiliyor. Buna da VAR gerekiyor. Bak, fotoğrafta neden şey yok onu yalnız da bilmiyorum. Adam muhtemelen daha ayağına basmadan havada yani ıskalamış gibi gözüküyor. Evet. Top geçmiş gibi yani, evet, ayağını. Evet. Ya o yüzden buna çalmayabilirdi. Çünkü yani top geçtikten sonra bastı, çalmayabilir. Sen hakemin adını yazmışsın. Neydi? Bu VAR'da çözülecek bir pozisyon. Yazıya yazdım. Değil mi? VAR miydi? Hakem iyiydi. Bakayım hakemine. Maç önünde biliyorsun. İster istemez bir korku vardı. Var, neydi? Savaş var. Acaba Ukrayna takımına bir tolerans gösterilebilir mi? Maçın içinde yok, hakem net bir hakemdi. Yönetti ya. Net. Jesus da zaten doğru açıklama yapmış. Glenn Nyberg. Hakikaten iyi maç yönetti. Hakem Glenn Nyberg. Hakikaten maça yani oyunu oynatma isteği de aynen, vardı. Kartları ciddi şekilde doğru vardı. Kartları şimdi mesela doğru İrfancı'nın pozisyonuna bir şeyler söylemişler. İrfancı'nın o rakibe yaptığı müdahalenin şiddeti daha yüksek olsaydı kırmızı olabilirdi. Öncesinde faul yapılıyor. Öncesinde faul haklı yapılıyor. O sinirli hafif adama dokundu topsuz. Ama şiddeti çok düşük olduğu için sarıdan fazlası olmaz. Olmaz. Evet doğru, ve doğru. Hakemin kartları her şeyi çok netti. Yani kimse çok yani böyle bir tartışma falan da çıkmadı. Şimdi bazen sarı kart yanlış olur tartışırsın hakemin üstüne, öyle bir şey yok. Net bir maç yönetti bence de yani. Evet, iyi maç yönetti. Hiç. Berkay bayağı katılım ciddi var. Ciddi şekilde katılım var. Çok teşekkür ediyoruz. 6300'e gelmişiz. Şimdi yani ciddi şekilde sorular da varsa yorumlarınız da programın son bölümünde aktaralım. Bir eksiklik hissediyorum yalnız. Nedir? Serdar Dursun konuşmuyor. Serdar Dursun. Böyle olmaz. O zaman Serhat'a bırakalım. Bu programı bir abi sen bir Serdar Dursun'u anlat tamam, bize. Tamam, kral kim? Joshua mı Serdar Dursun mu? Geldi kral. Kral geldi. Fenerbahçe'de geçen seneki performansla Serdar. Ama bugün de var ya Serdar. Oyuna girip bir şeyler yapardı. Bugün çok etkisiz kaldı ya. Hani abi şimdi normal zor maç abi. Çok zor maç. Yani şey maç öyle kolay değil dışarıdan milli gözüktüğü milli gibi. Takımın şu an en golcü oyuncusu yanlış mı? Maşallah var. Son 6 maç 7 gol falan ya. 7'de 6 mı 8'de yani, 7 mi ne yaptı işte? Vallahi. Şimdi burada da bence Serdar oynamayı bekliyordu. Oynamayınca da belki ondan dolayı etkisiz kalmış olabilir. Serdar şunu düşünmüştür bak normal. Ben geçen sene İsmail Hoca ısrar etti. 2 aydır King oynamıyor. 15 gol attım. Milli takımda uçuyorum. Evet. Jesus bugün çift forvet çıkıyor. Ben oynarım. Çift bir tanesi ben olurum. Ben yokum diyor. Biri ben olurdu mu düşünmüştür. %100 o psikolojiyle bugün. Değil mi? %100. Düşünür yani. %100. Serdar mı bir King de 2 ay oynamamış. KCS'de 60 kişi. Kral kim? Serdar mı King mi? Senin. Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. İşler kötü gitseydi. İşler kötü gitseydi. Çift forvetin bir tanesi yapsa hiç şaşırmazdım. Gayet doğal. Geçen senenin en çok. Abi %100 beklersin. Yani bu arada Avrupa Kupası oynarken Fenerbahçe ligde çok lazım olacak Serdar. Bence çok da kullanacak. Yani çok da kullanacak. Bence az kullanacak.
Yok kullanacak. Yok, Serdar Lig'de bence kullanacak. Şampiyonlar Ligi'ne inşallah girer, devam eder. Reji bu tarihi de kaydetsin bu saati de. Kaydetsin peki, tamam. Bu saati, bu tarihi kaydetsin, bence Serdar Dursun'u az kullanacak. Ya çok sakatlık, rotasyon. O başka bir şey. Ay, şans bulur. Çok sezon şans bulacak. Çok uzun ya, nasıl çok şans bulacak? İlk 11 falan mı? Evet. Serdar Dursun. Oynar. Oynayacağı maçlar olacak. Yok, ilk 11 yani orada gelecek oyuncu da bence bağlı ama ara. Ben ciddi süre alacağını düşünüyorum. O zaman bir dakika, ben hemen size bir Ali Koç açıklamasını Serhat vereyim. Serhat hiç ilk 11 oynamayacak mı? Siz bizim ne demişti? Kafamızdaki Fenerbahçe. Hayalimizdeki Fenerbahçe'yi anlayamazsınız. Hayalimizdeki Fenerbahçe'yi siz anlayamamışsınız Nihat'cığım. Yani böyle Ersun Yanal'la falan olacak işler değil bu. O zaman o zaman bir dakika Berkay. Serdar Dursun'un ilk 11'de başlayacağı maçlar olacak mı sence? Kesinlikle olacak. Erman olacak mı? Bence de olacak. Bence Türkiye Kupası'nda olur ancak. Ama bak ilk 11'de başlayacak mı? Tam Türkiye Kupası'nda olur. Ligde olmaz diye. Olur. Bence ligde de olacak. Bence de olacak. Ligde de olacak. Olur abi, Fenerbahçe sezon sonu bu sene Trabzon gibi 20 puanla birinci olursa erken şampiyonluk. Mesela biz şurayı tutalım. Oldu. Şurayı tutalım bak. Bakalım kayıt aldı arkadaşlar. 11'i başladığı an burada konuşacağız. Tamam. Kaç ilk 11 başlayacak, tamam. Çok merak ediyorum. Heh, birisi çok güzel bir şey yazmış. Bir elimi geçmez bence. Altay'ın ayaklarıyla ilgili bir şey yazmış. Çok güveniyor kendine. Bak, büyük takım kalecisisin. Evet. Eksiklerini objektif olarak görüp mutlaka geliştirmek zorundasın. Daha fazla mı 5'e 2 oynuyorsun? Tabii canım. Daha fazla mı geri pas antrenmanı yapıyorsun? Ayıp değil. Çabuk ya. Karar ver. Hepimizin eksiği var. Bizim yorumcu olarak, senin kaleci olarak, öbürünün futbolu, hepimizin eksikleri var. Onları mutlaka tespit etmek lazım. Altay artık büyük takım kalecisiysen, ki artık tecrübeli sınıfına da geçmek üzere. %100 canım, daha ne olacak? Abi bizim yüreğimize oturtma ya. Topuyla çekip. Erman yani, nota bak. Altay yürekleri ağza getirdi. Kaçıncı dakikaydı abi? 85 yani. Yapma yani. Abi bak, çok güzel bir şey söylüyor. Hiçbir sıkıntı yok. Neredeyse seni ilk yarı görmedik. Yere yatmadın. İkinci yarı bir şut atıldı, kurtarmadın, gitti. Abi o pası daha önce çıkar. Yürekler ağza geldi. Dokunsa golü yedin. Dokunsa evet. Rakip golü yedin o baskıda ve gereksiz içeride şimdi 1-0 mağlup çok olmuş. Çok farklı olurdu. Burada 2 gol atman gerekecekti. Tamam. Ufacık bir şimdi detay. Pas oyunu oynayacaksın gördüğüm tabii. Kadarıyla. Artık bu işin içerisine kaleciyi de katmak isteyecektir Jesus. İsteyebilir. O isteyebilir. Abi böyle geç karar vermek hiç karar vermemekten iyidir. O zaman tereddüt abi. Etme. Dan diye vuracaksın ama Altay orada kendini geliştirmesi lazım. Ayakları çok iyi değil. Kesinlikle katılıyorum. Yani bu pas oyununda eğer Altay'ı da işin içine sokacaksa o zaman bu topukla çekmeler falan filan bunlardan vazgeçmesi tamamıyla lazım. Tamamıyla hayaliyle alakalı. Ne direkt hayal net. Ediyor? Eğer kendisini Avrupa hayal ediyorsa. Fenerbahçe'de de fark yaratan kaleci olacaksa. Her sene daha iyi olması lazım Erman abi. Level ayaklarını lazım. Ayaklarını mutlaka geliştirmek zorunda. %100. Trabzon'da Uğurcan her sene üstüne koyarak gidiyor. Serhat. Yani bence onun da eksiği bence. O bile milli bak, takımda onun da eksiği yok. Milli takımdaki performansı eksik kalıyor yani. Serhat, Türkiye'de 35 maç oynasa Avrupa'daki 5 maç daha değerli. Tabii canım. Transfer yapanlardan belli. 5 maç değil. Avrupa'da 5 maç. Bir maçlar şey Türkiye'de 30 tane oynadı. Vakayeme yalan yok. Markao gitti. 5 maçlı. Tamam. Avrupa Ligi. Ama en çok eder dediğimiz Uğurcan gidemiyor. Çok mu istiyorlar Erman? Hem şimdi konu değişti de. 30-40 mı bekliyorlar Uğurcan'ı? O yüzden mi gidemiyor? Bilmiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Abi oraları vermezler Türkiye mesela, Süper Ligi'ndeki performansa ya. İşte Süper Lig vermiyorlar insanların ya. Gözünde bize bu kadar evet. Önemli değil. Değil, değil. Ama UEFA'da 5 tane iyi maç oynar Altay. Bir bakarsın 20 olmuş. Doğru. Müştü abiyle büyüdüm ben. Hani Fenerbahçe'liğimiz ufakta. Bir baktım aynı takımda oynuyoruz. Halen Rüştü abi orada. Rüştü abi şimdi çok önemli işler yaptı Fenerbahçe'de ama bir tane Dünya Kupası'na Barcelona'ya gitti. Brezilya maçı oynadı. Ne Dünya Kupası. Evet yani. Ha? Ne Dünya Kupası hem de. Ya hem yani orada tarihi bir Dünya Kupası. O yüzden yakından izledim. Şimdi ben de oradaydım. Ben tam arkadaydım. Tribündeydim ben de beraberdik. Çok heyecanlı bir Dünya Kupası'ydı. Başarılı sonuçlar evet, ama evet. Rüştü abi oradaki 1-2 maçta Barcelona'ya transfer oldu. Ve yıllarca düşse Fenerbahçe'de bu performansı gösteriyordu zaten. Şimdi Fenerbahçe... Senin dediğin çok doğru yani. Bir tane Şampiyonlar Ligi maçı oynadı. Barcelona'da ne sıkıntısı yaşadı? Ayağı orada kötüydü. Da Erman ne kadar haklı. O yüzden Valdez biraz ayağını aldı. Sıkıntısını yaşadı. Evet. Hatta kaptırdı, gol yedi. Tabii hemen kesti. Fenerbahçe yıllar boyunca kaleci konusunda çok şanslı bir takımdır. Engin abiden başlıyoruz. Benim takım arkadaşımdır Engin abi Çanakkale'den. İpekoğlu. İnanılmaz bir karakter. Liderdir gerçek Beşiktaş'ta anlamda. Engin abiden sonra Rüştü abi, Rüştü abiden sonra Volkan. Şimdi Altay kendisinden önceki kaleci profillerine bakarsa zaten kendiliğinden gelişim göstermek zorunda olduğunu fark eder. Çok üst düzey kalecilerin arkasından Fenerbahçe kalesini devraldı. Ve günümüz futbolda artık birazcık da topu da kullanmayı, kalecilerin bile topu kullanmasını istiyor. Kesinlikle. Çok değişti yani futbol. O yüzden evet. Onu da geliştirmesi gerekiyor herhalde Altay'ın. Şimdi
yine Fenerbahçe'ye dönersek Berkay. Emre Mor'u çok sormuşlar Nihat abi. Yani süre... Ha, onu da konuşalım. Emre Mor'u da konuşalım. Şimdi şöyle bir bakıyoruz. Bizimle konuşmalarımız, böyle bir kamuoyu gelen mesajlar Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i, Eler'i normal olarak düşündürtüyor. Ama dediğim gibi bak her maçın hikayesi atmosferi, başka. Hikayesi ama farklı. Bu söylediğin cümle Lucescu'da, çok önemli biliyor musun senin? Lucescu'da kurt bak unutmayalım. Hepimiz çok iyi tanıyoruz. Deplasman hocası demiş bir izleyicimiz. Demişler. Bilal Emre yazmış. Çok hakikaten öyle kurt hoca yani. Yalan mı? Kapanır bir kontraya çıkar. Onun da bir planı olacak. O yüzden muhakkak. Aynı bu ciddiyetle Fenerbahçe işe ele almalı. Ki Jesus'un açıklamalarını görüyorsun bu maçı unutmuş hemen. Bitirmiş kapanır. Şu an diğer maçı çalışıyor tabii, yani tabii. Ne yapacağız diye. Ya bu bugünkü gibi oynasın kazanır biliyor musun? Elbet gol atacak. Beni mutlu eden sadece o senin söylediğin şu. Çok yani yine ciddiyet. Dinamo Kiev'i içeride daha elemedik yani. Biz onu geçen sene söyleyemiyorduk ve belki sezonlarda soru işareti oluyordu bizde. Hani kafamızda biz eski futbolcu olarak diyorduk ki yani Frankfurt'u yeneriz. Ama yenebilir miyiz de vardı. Şimdi yeneriz diyoruz yani bu çok önemli bir şey senin ama söylediğin cümle. Ama bu ciddiyetle işte devamıyla. Ciddiyet hoca ama hocanın açıklamasında var ciddiyet. İnşallah. Ve Sayın Ali Koç. Jesus'la çok büyük bir şans yakaladı. Ne şans yakaladı biliyor musun? Birden fazla sezonla aynı teknik direktörle devam edebilir. Tabii hoca bir yıllık belki imzaladı edebilir. Ama... Yani öyle gözüküyor şimdilik. Evet. Çok erken elbette. Fakat oyuncular üzerindeki etkisi hissediliyor. Evet. Yani o oyun disiplininden hissediliyor. Oyuncu çok net ve anlıyor. Bazı arkadaşlar şey yazmış. Ben özellikle hani onların söyledikleri tabii, üzerinden gitmeye tabii. Çalışıyorum aynen ki öyle. Bizi takip edenlere de bir teşekkür olsun. Yani. Türk evet futbolu ne zaman gelecek demiş. Ilgililer. Ne hayal ediyorum ben biliyor musun? Trabzon ve Fenerbahçe'nin aynı anda Şampiyonlar Ligi oynadığını hayal ediyorum. Evet. Bir anda gelişecek. Jesus gibi hocalarla. Abdullah Hoca gibi hocalarla. Böyle gelişecek abi. Oyunu geliştirerek olacak. Oyunu geliştirerek. Oyun gelişmeden. Ya Şampiyonlar Ligi oynanıyor. İki tane ayrı grupta iki tane Türk takım var. Bizim için önemli değil. Aynen öyle. Kim olursa o önemli. Allah'ım keyfe bak. Böyle gelişecek yani. Türk futbolu. Bizim için de gurur anladın Türk mı? Türk futbolu nasıl gelişecek? Trabzon'un 5'te böyle gelişecek. Hiç önemli değil ama ben eskiden oluyordu ya. Tabii. Hani en son 2008 işte oldu. Beşiktaş'la Fenerbahçe'nin aynı anda gruplara kaldığı diye hatırlıyorum. Düşün kaç sene geçmiş. Yani ben geldiğimde bir kaldık. 0 puanla. Evet. Hatırlıyorsun bir o vardı. Evet. Yani ama mesela burada olmamız lazım bizim yani. Şimdi iki takımlı olursun. Bu kadar transferler seneye dört takımlı olursun. İnşallah. Tekrar ülke puanını toparlarsın. O konferans ligi evet. Seviyesinden çıkarsın bu çıkarsın. Sefer. Yukarıya evet. Gidersin yani. Böyle gelişecek. Gelen teknik direktör istikrarlı olacak. Güçlü kadrolarla hı. Avrupa'da iş yapacaksın. Böyle gelişebiliyorsun. Çünkü oyuncu da gelişiyor. Şeyi söylüyordunuz. Evet. Emre Mor'u söylüyordunuz da. Emre Mor'u evet çok sormuş izleyicim. Acaba süre alır mı? Ben şöyle söyleyeyim. İkinci maçta oynar mı? Emre Mor'u çağırıyor muydu? Şimdi Emre Mor herkesin aklına ilk gelen şey çabukluğu. Doğru mu? Adam eksiltmesi. İki tane takım seyrettik. Risk almayan iki takım. Yani maçın içerisinde büyük boşluklar falan olmadı. Şu senaryoda olmadı. Girer mi oyuna? İkinci maç diyelim ki Fenerbahçe 65. dakika 1-0 önde. O zaman Emre Mor hamlesi daha da etki yaratabilir yine mi? Yine oyunu görmek lazım. 1-0 öndeyken. 1-0 öndeyken. Yine oyunu görmek gerideyken lazım. Gerideyken gene girebilir tabii. Zaten skora ihtiyacı var ama bence öndeyken de girebilir skoru arttırmak için. Şimdi Emre Mor'un, Emre gibi bir oyuncu Emre Mor'un yani. Sağ içindeki yeteneğinden daha çok sağ dışındaki performansı. Önemli oluyor zaten. Önemliydi değil kariyeri mi? Boyunca öyle yani. Kariyeri boyunca öyleydi. Şimdi Dortmund gibi Tuchel gibi bir tercih edilmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Şimdi şu an sağ dışında, kampta ne yaşandığını bilmiyoruz. Bir sakatlık da yaşandı. Ama bana sorarsan bu maçta Bruma'nın yerine Emre Mor girse daha fazla iş yapardı. Bana sorarsan. Geçen sene Karagümrük'te izlediğimiz birkaç hazırlık maçında gördüğüm İşte Arda ile yaptığı o ara pasları evet, falan. Evet. Yani daha çok iş yapardı bana sorarsan. Serhat. Ama niye hocam? Bence Fenerbahçe taraftarı da Burma'dan önce Emre Mor'u besliyor oyuna girsin diye. Onu tartışamayız şu an. Soralım Burma mı Emre Mor mu? Rossi konusuyla aynı onun konusu biliyor musun? Fenerbahçe İsmail Hoca gelir gelmez Rossi'ye sol kenardaki formayı verdi. Evet. Bir daha dönüp de başka bir oyuncuya bakmadı. Karagümrük'te Emre Mor'u kazanabilmek için formayı verdi. Ne yaparsa yapsın. Üstünde ısrar etti. Fakat Fenerbahçe'nin bugünkü forvet hattının bolluğu aynı şekilde bir oyuncuda kolay kolay ısrar ettirmeyebilir. Formayı aldı mı? Çok şimdi iyi Buruma oynamak bugün. Zorunda. Bugün Buruma oynadı. Beğenmezsin. Bir sonraki maç Emre Mor. Hayır. O gol olsa ne olacak? Buruma'nın vurduğu top. Buruma'nın o zaman devam o edecek. O zaman oynayacak yani. Öyle bir şey. İşte bak Emre Mor'a o forma gelecek. Kullanacak mı? Değerlendirecek bırakmayacak. Ama bunu daha sadece çok var oyuncu evet. Çünkü. Bunu kullanabilmek için de sağ dışında lazım. Çok güçlü bir... Hep hazır olacaksın kendini. Kafası hazır olması lazım. Şimdi Arda'yı bu yüzden övüyoruz. Hep girdiğinde bir iş yapıyor. Berkay, ne olursa olsun hazır kalıyor. Mesela Galatasaray da çok denedi böyle. Son yarım saat. Tabii canım olmadı. 45 dakika, 20 dakika. Emre Mor çok hamle oyuncusu oldu. Ama Emre Mor oynamadığı zaman kendini çok hazır tutmayı başarabilen bir oyuncu değildi o zaman. Evet. Karagümrük onu değiştirdi mi? Onu sezon içerisinde test edeceğiz. Şu andan belli değil.
Ama sürekli oynadığı zaman başka bir oyuncu. Hep 90 dakika Volkan Hoca da çok güvendi ona. Çok güvendi. Evet. Kazanacağız dediler yani Emre Mor'u. Kazandılar. Kazandılar. Ama Fenerbahçe ben Emre Mor'u kazanacağım sürekli 90 dakika oynatayım yapamaz yani. Öyle bir kulüp değil Fenerbahçe. Emre farkına var. Emre alacak o formayı. Emre alacak, evet. Alacak ve bir daha bırakmayacak. Aynen yani öyle. Bütün mesele hakikaten o. Yani izleyicilerimizden tabii yorumlar geliyor ama hani bizim düşündüklerimizin tersine de çok yorum geliyor. Aroyu beğenmeyen taraftarlar da var. Tabii herkes fikrini beyan ediyor. Şimdi... Eksik oynadı Fenerbahçe diyen bir izleyicimiz var Aroyla. Evet, Aroyla eksik oynadı diyen var. Evet, İsmail Aroy ikisi bir kişi eksik oynattı falan. Fenerbahçe'de benden evvelki dönemde Murat Yakın vardı. Aa, çok iyi oyuncuydu. Biliyorsun. Çok büyük futbolcuydu ama taraftar çok sevmiyordu. Çünkü Fenerbahçe istiyor ki böyle Ortega tamam mı? Tabii 3 kişiyle. Ara öyle bir futbolcu değil. Onu hemen yani o profil hemen aklından silsin. Tam bir görev adamı almış Fenerbahçe. Tam bir görev adamı. Sıfır. Ya şimdi Biglia. Bak Biglia'yı Fenerbahçe aslında beğenmez. Ben oynadım çünkü. Çok alıyor veriyor derler. Hiç hata yapmaz abi. %100. Top kaptırıyor. Tamam mı? Sıfır hatayla oynayan bir oyuncu. Ama göze hoş bir futbol yok aslında. Yani basit, alıp böyle sade. Bir bacak arası atayım. 3 kişiyi bağlayayım. Arao'da bu yok. Onu bir söyleyeyim, onun kafasından silsin. Ama pasla adam eksiltir. Evet. Pasla adam eksiltir. O gözüküyor. Yani evet. Dikine oynama becerisi var. Şimdi buraya bakarak hareket edersek... Gustavo'nun farklısı bu. Kesin. Aklı başında yorumlara bakıyorum daha tabii, çok. Tabii. İsmail niye oynadı diyen var. Tabii canım. Çünkü hak ediyor. Adam hazırlık maçlarını iyi oynamış, iyi çalışmış. Yeteneği var. Top rakibe ilk geçtiğindeki müdahalelerine bak. Arao'da şu değerli mi abi? Şu hani şu hani nazane benim fikrim hani nasıl değerlendirirsiniz? Tabii savunma görevlerini %100 yapan bir oyuncu ama... Topla dönüşleri de çok etkili. Yani rakip arkasındayken bir anda yüzünü tam bir büyük takım orta saha oyuncusu özelliğidir Berkay, değil mi? Berkay sen izlemişsindir zaten. İzledim. Daha Arao'nun defans arkasına derin attığı topları, derin topları göreceğiz. Bir de o sol bekle stoper, sağ bekle stoper arası paslarını da göreceğiz. Evet. Bugün Arao geride çapa rolü oynadı. Kapatıcı. Zalai ile Serdar'ın arasına girdi. Tisserand ile Zalai'nin arasına girdi. Geriden top çıkardı. Daha öne gittiğinde o paslarını da göreceğiz. Çünkü Flamengo döneminde bunları çok yaptı. Ön çok tarafta. Yaptı. Ya Jesus o kadar güveniyor ki. Beraber bak Crespo, Zayt yok. Ben diyor. Arao var yani. O kadar güvendiği bir oyuncu. Ben bugün beğendim ilk maç üzerinden. Seyirciye de saygı canım, duyuyorum. Serhat'ın da dediği gibi. Bazı seyirci var. Benim orta saha oyuncum 3 kişiyi geçsin istiyor. Yıldız oyuncu istiyorum diyor. Yani. Herkes 10 numara mı olsun? Yani olmaz ya. Herkes 10 numara pozisyondaki oyuncular. Hani hep aynı özellikte oyuncular bulamazsınız. Evet. Yani öyle şampiyon olunmuyor. Tamam. Şimdi Pereira geldi Fenerbahçe'ye geçen sene. İnanılmaz taraftar sahip çıktı. Pereira bir heyecan verdi. Öyle değil mi? Evet. Hani o dönemi hepimiz hatırlıyoruz. Biz burada ciddi eleştiri yaptık yani. Kesinlikle. Şimdi Jesus'u hocanın dediğim gibi tartışmıyoruz, asla da tartışamayız ama Jesus bize bu maçta çok az açık verdi. Yani onu eleştirebilmemiz için, Fenerbahçe'yi eleştirebilmemiz için çok açık, az açık verdi bence. Oyuncular da yardımcı oldu ama. İşte seçimleri de iyi oynadı. Mesela ilk maç için hazırlık dönemi bitmiş, Fenerbahçe Dinamo Kiev'e bence iyi bir performans gösterdi. Yani. Hepimiz burada futbolculuktan geldik, sen çok üst düzeyden geldin. Oyuncu formayı adaletli dağıtan teknik direktöre daha çok saygı duyuyor. Tabii. Ben büyük takım hocalığı hissettim. Bir maç bile olsa. İşte onu diyorum işte. Değişiklikleri de doğruydu. Zamanlaması da çok doğruydu. Bir takım seçtiği zaman şimdi genç oyuncuya şans verdi. Crespo niye oynamadı? Şimdi Crespo sizin aklınızda sezonun bittiği dönemki anda hali var. İzine gittin, geldin, sakatlık kamp yaptın. Sakatlıktan sonra sakatlıktan ne oldu? Sonra yani yaşandın. Şimdi aynı durumda olmadığına eminim. Tabii canım %100 öyle değil zaten. O yüzden teknik direktörlerin işi sezona iyi başlamaktır. Elindeki en hazır fiziksel olarak, en dayanıklı, en agresif, maç oynamaya en yatma hazır oyuncuyu oynatırsın. O yüzden o oyuncuları doğru seçmezsen oyuncu sana saygı duymaz. Şunu sorayım mesela o taraftarlara oradan yazmışlar yani. Tabii sen de kötü anlamda değil. Crespo, Zayiş vardı geçen sene değil mi? Bu ikisi Arao'dan daha mı iyi? Mesela ben de öyle bir soru sorayım size. Ne dedin? Crespo ile Zayis arada daha ne bir oyuncu hemen. Diyor. Yani bireysel Crespo ile Zayis vardı. Bana göre yorumları ben de merak ettim. Bak bu arada şöyle. Bak, çok Crespo, önemli. Crespo geçen sene en iyi oyuncusuydu ikisi Fenerbahçe'de. Kariyerlerindeki en iyi sezonu geçirdiler geçen sene. Doğru mu? Evet. Crespo ve Zayis. Ve bence kalite olarak birbirine Arao'dan daha iyi değiller. Ben demiyorum. Acımasız futbol diyor ki bu oyuncular Fenerbahçe için yetersiz. Senin yeterin bu. Evet. Senin diyor tavan yaptığın performansın bile Fenerbahçe için olmayabilir diyor. Evet. Bak bunu ben söylemiyorum. Evet. Ama futbol bugünkü söylüyor. Seçimler bunu koyuyor bizim ortamız önümüze. Yapacak bir şey yok yani. Şimdi bak bir şey söyleyeyim. Biz burada çok konuştuk. Bizi de eleştirdiler. Dedik ki
Crespo, Zayslı, Mert Hakanlı bunlar kötü futbolcu değil, kötü oynamadılar. Ama bu orta sahayla şampiyonluk kolay değil dedik, evet, değil evet. mi? Üretken değil dedik çünkü. Abi diğer yerde Hamşik oynuyor ya şans, yani anlıyor musun orta Galatasaray'ın bir yıl boyuncaki problemi işte zaten hala çözmeye çalıştık. İşte bak Galatasaray'ın bak orta sahasının katkısızlığından 13. Evet. bitirdi ligi. Abi senin orta sahalar çok önemli. Çok kesinlikle. Önemli. En önemli pozisyon. Yani biz bu hocaya güveniyoruz mu? Ama yani, hoca da daha iyisini arıyor Cesus işte. Cesus önemli bir hoca diyor. Cesus da bu arayı oynatıyorsa geçen sene Zayiş'in inanılmaz bir performans. Crespo'nun müthiş bir sezon oynamışlığı var. Bunu oynatıyorsa bu hocanın bir bildiği vardır. Bir seyredelim görelim. Ben öyle derim. Bu söz Fenerbahçe teknik direktörlerine de çok söyleniyor değil mi? Vardır bir bildiği. Yok. Vardır bir bildiği dedim mi ben? Yok. Demedim ama oraya çıktı. Anlamı oraya çıktı. Herrera için diyorlardı ya hani ben demem. Çok. O yüzden demem. O yüzden öyle dedim mi diye bir anda şey yaptım. Yok demem. Genel öyle bir konuşuyorlardı. Herrera diyorlardı. Vardır bir bildiği diye bir sene ben var ya 5 sene atlattım. Geçen sene 40 yaşındayım. Şu an 45 yaşındayım. Yaşlı. Herrera'dan dolayı. Kesinlikle. Herrera asla kötü bir hoca değil. Ama yaptığı tercihler, geçen seneki o işte takışmalar İrfan'la, Mesut'la falan takımı çok yordu. Bu hoca da yok. Bu hoca da onu görmeyeceğiz. Serdar Dursun mutsuz mu? Diyecek ki kardeşim tamam otur kenara. Profil olarak ama öyle bak, bir lüks de var ya. Var ama hani zaten o yüzden başarılı abi. Yıldızlarla, yıldızlarla dolu bir takımın hocası değil. İyi hoca olabilir. Kim? Zaten tamam işte zaten o olay başka. Yani çözemiyor. Yıldızlarla bunda da değil yani. Bunda da sen KJ'de şöyle bir şey yazdı ama Pereira akşam camı açıp karanlıkta gökyüzüne bakmıyor. Yıldız görmek istemiyor. Bu Van Persiler, Mesutlar, İrfanlar. Ben şöyle söyleyeyim. Bu takımda Van Persi var, Alex var, işte ne bileyim Mesut Özil var. Cesus takımında. Cesus Mesut'u da yedek bıraksa, Van Persi'yi de yedek bıraksa asla ve asla o tartışma yaşanmayacak. Pereira'yla bütün oyuncular starlar tartıştı. Evet. Van Persie kafa kafaya artık dedi yerine otur ya gireceğim maça gireceğim dedi. Doğru değil mi? Tartışılır hale getirmiyor oyuncuların. Ferdi Kadıoğlu 7 numara oynasın demiş mesela. Önde oynasın diyen çok izleyici var. Asla katılmıyorum. Tam tersini düşünüyorum. İnanılmaz bir sol bek performansı. Bir sağ ayaklı bir forvet oyuncusu. Ancak bu kadar iyi oynar. Sol bek oynar. Bence... Abi bu gece Ferdi ile o sahaya bu sezon dokunmayın. Evet. Bana buna söylettirin. Bu sezon bu adamlara dokunmayın abi. O sahayı zaten kabul etti. Ben dedi sağ bekte daha rahat oynuyorum. Ferdi'yi milli takımda da izledik. Geçen sene de izledik. Bugün de izledik. Ferdi sol bek oldu. Tamam, sol bek oldu artık. Memnundu. Öne de geliyor. 7 numarayı istemesi yani sol bek milli takımda da oldu. Ki bu kadar oldu. Evet. Bitti o bu zaman. Kadar maç oynadıktan sonra öne attın mı Ferdi'yi? Duruş pozisyonu, top alma alışıyor açılar. Değil mi oyuncu? Abi olmuyor yani. Eskiye dönemiyorsun. Zorlanır. Zorlanır. Ben çok beğendim. Ya yani modern futbolun bekleri gibi oynadı zaten. İkisi de. Çünkü bence topu önde biraz daha iyi tutan mesela İrfan Can bugün iyi oynasaydı o sahayı daha da iyi oynayabilirdi. Çünkü alan bulacaktı orada. Yeterince çıkamadı. Evet. O yüzden öndeki oyuncular abi David Gökhan Gönüllü seyrettik. Fenerbahçe evet. konuştuğumuz evet. için söylüyorum. Kayıt Gökhan Gönüllü izledik. Gezal Rozier izledik. Evet. Yani bu birbirini tamamlayan ikililer ofansif bir bekim varsa sezonun en ileri olabilirler. Çünkü şimdi o sahayı öndeyken çok sıradan bir oyuncu. Çünkü Ferdi, topu nasıl alıyor? Ferdi Fenerbahçe'nin o geniş forvet rotasyonuna kurban gitmesin. Bu kadar iyi sol bek oynarken bırakın sol bek oynasın. Kurcalamayın. Çünkü aman çok abi. Çok iyi şimdi, oynuyor şu an. Şimdi bir şey diyeceğim sana. Sen şimdi soracağım soruyu daha iyi hatırlarsın. Bu kadroda hani böyle bir değişiyor ya ön taraf çok. Forvet birden sağ açık oluyor. Hı hı. Orta sağ birden sol açık oluyor. Kanatlar değişiyor. Şu şey dönemi gibi değil mi bu ya? Emenikeli. Sollu, Kayıtlı, Vebolu. Bak onlar ne yaptı? 10 üzeri gol katkısı yaptı hepsi değil mi o şampiyonlukta? Evet. Hepsi çift ya tane bu kadrodan yaptı. Da öyle bir acaba sayı çıkar mı bence diye. Bence o hedefliyor zaten. Çünkü o gol sayısı hedefliyor yani. Çıkarsa Valencia'nın kenar oynaması lazım. İşte bak. Ekstra yapsın diye. Ekstra yapsın diye. Çünkü bu değişkenlik bana o dönemini hatırlatıyor Fenerbahçe'nin gerçekten. Çok hareketli ön hücum attık. Evet. Valencia'nın kenar derken mesela İrfan Can'ın pozisyonunda mesela. O zaman Arda hiç oynayamaz. Nerede oynayacak Arda? Arda zaten Arda'yı orada oynatmıyor ki zaten. Nerede oralarda oynayamaz. İrfan'ın yerinde oynamadı mı bugün Arda? Bugün merkez önde oynadı, merkezde oynadı. Evet. Rossi çıktı, Arda girdi bugün. Ama daha çok oraya geriye geldi. Burumayı attı. Topu almaya geldi. Evet. Oraya İrfan'ın oraya ilk burumayı attı. Sonrasında Lincoln geçti. İşte o değişkenliği yapıyor. Arda da gezer rolde. Hem kenarlara geliyor bence hem merkeze. Bence Fenerbahçe tarihinde sağ ve sol bekte çok önemli isimler geçmiştir. Çok eskiden de geçmiştir. Tabii ama bu ikili bence uzun sene Fenerbahçe'ye dokunmamalı ve kesinlikle. Önemli. Caner Gökhan. Bence önemli. Ya şimdi değil mi? Bak Caner Gökhan
Bence Ayrıca yerli bence yerli yani. Olarak yerli evet. olarak onları hiçbir zaman vermeyecektim evet. Beşiktaş'a evet. veya başka bir takıma. Evet. Çünkü bitti, şampiyon oldular Beşiktaş'ta. Evet, sağ ve sol bek eğer yerliyse ve iyiyse dokunmayacaksın abi. En hassas pozisyon hele bence. Bu sistem, hele çok bu... zor ya. Fenerbahçe 20 senedir sol bek adam arıyor. Tabii canım sol bek yani. Sol bek. Romalı neydi? Romalı Kolarov. Kolarov'la başladı. Rüyama giriyordu artık Kolarov benim. Kolarov gelecek mi? Bir de 35 sabah yaşında. Bir kalkıyordum anne diyordum. Geldi mi? Cemre diyordum Kolarov geldi mi? Annem diyordu Kolarov kim? Gelecek sol bek Fenerbahçe'ye. Artık öyle bir psikolojimiz bozuldu. Annem diyordu, o yüzden sağla sol bek varsa abi dokunmayacaksın bence. Ben size söyleyeyim. Oturmuşken üst dedik. Yani bu ikiliyi bulmak hiç aynı anda çok zor. Bir oyuncu iyi oynadığı pozisyondan milli takıma seçilmişken Türk oyuncu kuralında bu kadar elini rahatlatıyorken ne istiyorsun kurcalamanın ya? Hiçbir alemi olduğunu düşünmüyorum. Belki Novak ya. Gidebilir oraya yedek bir sol bek alma düşüncesi olabilir Fenerbahçe'nin tek olmasına. Çünkü ikinci bir oyuncu yok Novak giderse. Ama tek başına da bütün sezon geçmez. Geçmez. Oraya bir yabancı yani. Sol bekte kaç maç oynayacak yani? Gerekiyor. Yani Ferdi'yi yedekleyebilecek bir oyuncu alabilir. Bir şey söyleyeyim. Alabilir. Biz bugün mesela Tisserand evet sonradan girdi iyi oynadı da stoper de Tisserand da hata yaptı mı o dönemleri tabii. de bir hatırlayın yani tabii. ne yapacağı da belli olmaz. Ama gerekiyor kim yokken. Tisserand'a çok... Hoca biliyorsun ya açıklamasını maç önü tabii, dinlediniz. Tabii. 3 gün önce öğrendim diyor. Şok oldum benim diyor. İçin şok oldu diyor. Ama kulübün de yapacak kaçıncı, bir şey yok. Kaçıncı evet. sezonu Tisserand'ın? Tisserand Erol Bulut döneminde geldi. 1-2-3. Sezonu girdi. 3. sezonu. Tisserand'da önemli bir şey var. Abi sezon başında... Hep iyi. Hep iyi abi. Enteresan yani bak sezon başında dersin ki öyle değil mi şimdi Pereira dönemi geldi. Kampları seviyor Pereira demek. Bir geldi oha dedik. Bu oyunu oynatırken iyi oynadı. Evet. Üçlüde. Burada. Ben duran toplarda da çok hata yaptığını düşünüyorum. Bugün Dinamo Kiev'e önde bir yerde düşüyor abi. Pozisyon verdi Aa, bak, onu da not aldım. Ama sezon başlarında pozisyon çok iyi verdi. Fenerbahçe bu kadar uzun kaliteli oyuncuyla o pozisyonu vermez. Salah'ı uzun oyuncu, Valencia sağda, Tisserand sağda, Altay çok uzun bir kaleci. Gelecek stoperin o zaman şöyle sorayım abi. Transfer edilecek stoperin özellik olarak yani ilk kriter ne olmalı? Geriye çabuk koşular mı olmalı? Bu kadar önce çok oynayan bir takımda. Çok bence ağır bir oyuncu olmamalı. Yani çabuk bir oyuncu olmalı çabuk değil mi? Çabuk bir oyuncu olmalı. Çünkü bu sistemde çabuk olmazsa 20 sıkıntı. İşte yani tabii Mince gidiyor artık onu. İşte 20 milyon fiyatını söyledim sana. Çabuk bir stoper dedin ya. İşte Dinayer ismi geçiyor işte mesela. Profil olarak aslında çabuk, uygun, çabuk bir oyuncu. Ayakları çabuk, çabuk stoper yani değerli yani rakam ister o. Topa da yabancı olmayacak. Şimdi gelecek oyuncu çok şanssız. Mince'nin arkasına geleceği için çok şanssız. Pasaport yabancı ya, olsun. Ben pasaportunu yani. Bilmem ama topla barışık olması ya, lazım. Gelecek stoper çok şanssız bence. Yani. Çünkü Mince'nin arkasına gelmek, onun yerine oynamak hep bir Mince hatırlanacak bence yani bu noktadan sonra. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bu kadar kısa zamanda efsane olan stoper etki yapan ben görmedim ya. O zaman Pedro çok şanslı. Çünkü öyle yerine geldiği evet. Uçeler, Hökler okey. Kaç sene oynadılar tandem filan. Efsane oldular da kimin başardığı inanılmaz bir oyuncu ya. Çok kısa sürede ama. 41 evet. yaşındayım. Ne zaman Fenerbahçe takip etmeye başlamışızdır? 6-7 yaşında falan algılamıştım. Ben de görmedim yok hiç abi. Geç başlamışsın 6-7 yaşında. Ben görmedim. Ne zaman televizyon maçları falan. O zaman ben bir de Trabzonlar arasında büyüdüm abi köyde bizim Almanya'da. Tek kanal var bir çok, de. Çok böyle Trabzon şeyi maçı çok o zaman Fenerbahçe maçları acayip şey geçiyordu. Bence Fenerbahçe. Ben kendim hatırladığım Fenerbahçe'de en iyi stoper bence. %100 aynı fikir. Kim? Mince en iyisi. Abi bilmiyorum da o. En komplesi yani. Ya, yani ben bir de Uçay'ı yaşadım. Televizyonda bir de beraber oynadık. Seyirciler nasıl olur? Son bölümde bunu bakalım yazsınlar. Fenerbahçe'de gördüğünüz en iyi stoper. İkincisini ben unutmam Fenerbahçe. Onu kesin unutmaz. Ama bence bu. Bana göre bir gibi oynadılar işte. O yüzden. Bak Lugano da vardı. Erman. Bak Lugano da vardı. Ya, Simon Kea da vardı. Şikirtel'de, Alves'de. Hepsi vardı ama Türk futboluna bakarsak. Popescu da unutulmaz bir oyuncuydu mesela. Tabii canım o hani yani, tüm takımlar. Hayır ben Fenerbahçe ilişkisi de çok iyi. Evet. Fenerbahçe'de Hök bence Uçe'den daha fazla bir bak, beğeni kazanmıştır mesela. Ben bak, Lugano Fenerbahçe... diyorlar abi. Lugano. Mesela Lugano için şunu söylerim Lugano ben. Lugano çünkü herkesin hasta olduğu bir şey. Ben her zaman söylüyorum bak benim bir tane takımda Lugano Ramos olacak Sergio Ramos böyle ısıran. Var ya Sergio Ramos, Serdar Aziz var. Evet. Ona pardon. Demiyorlar mı hep Sergio fotoğraf Ramos? Fotoğraf da verdiler diyorlar. Beraber. Bu yolda vardı sadece. Ben de bundan sonra hangi futbolcuyla gördüğümde fotoğraf çekildiğimde paylaşacağım. Paylaş abi. Biz bir gol koyuyoruz. Abi sen de golünü paylaşın diyorlar. Serdar Aziz Sergio Ramos'la fotoğraf çektiriyor. Ona kızmıyorlar. Mesela biz o zaman Ronaldinho'ya koyalım, Zidane'a koyalım değil mi? Serdar Dursun. Bana kızıyorlar. Serdar Dursun geçen gol attı. Bu arada şaka sosyal medyada
hakemin de çok hoşuna gidiyor. Serdar Dursun geçen gol attı, suya atmış, post atmış. Aa Serdar bugün yine gol attı. Kendine diyor. Ben de şaşırdım. Hemen açtım skoru, aa valla atmış. Bir psikolojim gitti. Mesela Lugano, Şikitel yok, Yobo diyen bir izleyicimden. Lugano abi, çok yazılmış ama Erman Yobo abi, Lugano iyiydi de yani, çok sert ya. Oyuncuydu abi, da ağır oyuncuydu abi Lugano. Mije hem sert abi, hem Lugano çabuk. Lugano çok geliyor ya. Bak stoper sertliğine bak, yani. Aldan mı? Stoper sertliği vardan sonra o kadar büyük bir avantaj. Bir de öyle bakalım değil. Yani. Lugano sezonun yarısını oynayamazdı. VAR sistemi olsa. Tamam bak, Lugano ben çok beğeniyordum. Lugano ile ilgili bir soru soracağım taraftarlarımıza. Oradan anlayacaklar olayı. Lugano çok sert, rakibin sürekli ensesinde ama hata yaptığında hemen dönebilecek bir oyuncu çok değildi. Çok ağırdı. Kimmice hemen yetişip o hatasını zaten telafi edip kesiyordu. Böyle bir stoper olamaz yani. Bak Lugano'yu al şu an Manchester'a koy, forvetsin. Al Barcelona'ya koy demede soru işareti işemedik. Kimmice'ye ne dedim? Paris'e, Barcelona'ya, Manchester'a hepsine koyabilirsin. Forvetsin. Kimden çekinirsin sahada? Kimden mi? Lugano'dan mı? İkisinden de çekerim ama hangisinden Kimmice daha fazla? Bak söylüyorum sana şimdi, karşımda ikisi var. Ben santraforum, ben de çabuğum. Ben Lugano'nun üstüne giderdim. Üst karşını almaya çalışırsın değil mi onu? Yüzünü dönmeye çalışırsın. Aynen öyle. Çünkü onun sağından atıp solundan çalım şimdi atarsan komple, beni içemeyeceğine şey yapar. O an Kimmice enseme gelirim, yakalarım diye çekilirim. Meseleye komple bakıyorum mesela. Uche'nin hücum katkısı da bir stopere göre çok. Ben 5 yaş attığı bir golü hatırlarım. 90 artı. Vurdu. Hani o 5 sene yenemediğin dönem bitişi evet. Uche'nin golüne denk gelmiştir. Şimdi Uche Antep sağ maçı bizim abi. 3-0'dan 4-3'e gol attı. Şimdi Uche'nin Fenerbahçe'de başardıklarına bakarsan yani tamam. Kimmice çok hemen çabuk geldi gitti ama Uche çok ben büyük bir oyuncuydu yani bunu. Her şeyden. Artık açıklayacağım. Açıkla abi. İşte ben müsaadeniz varsa Uche tamam, müsaadeniz varsa bugüne kadar çok gizli bir bilgi paylaşmak istiyordum. Peki. Tamam. Cristiano Ronaldo'nun hani hep sokaklarda artık şey yaptılar. Topu bu kadar yükseldi. En çok yükselen futbolcu dediler ya. Evet. Antep maçı 3-0'dan 4-3 çevirdiğiniz maçta. O da ne maçtı? Uche'nin kafa golünde direkt kadar çıktı. Yükseldiği top Cristiano Ronaldo'dan daha yüksekti. O kale direğine burada kadar çıkmıştı. Kale i̇şte direğine kadar çıkmıştı. Uche demiyoruz, Höck demiyoruz o dönemi. Işte. Lider bir oyuncuydu. Yani. Rapa için evet, ortasında değil mi Sert abi? Evet. Rapa iç kesmişti. Aynen topu. Öyle. Ama bence yine nasıl hatırlıyorsunuz? Dakikası. 75. dakika. Dakika 75. Ne kadar zıpladığını biliyorum. ben kendimi Fenerbahçeli, hem eski futbolcu hem taraftar olarak söylüyorum. Ben Kimmice'ye doyamadım. Ben o kadar söyleyeyim. Tabii ki katılıyorum. Ya iyi oynadı. Tartışırız. Yani. Bu bile güzel bir şey. Lugano'yla, Höck'le, Uche'yle kıyaslıyoruz. Bak bu da senelik, çok güzel bir şey. Bir senelik performans burada ben doyamadım uzun yani. Süre. Tabii, yani tabii. Uche, İstikrar, Kimmice gibi çok uzun yıllar oynadı Fenerbahçe. Evet. Kesinlikle. Kimmice'nin bir sene sonrakini test edemediğimiz büyük için. Büyük ihtimalle zaten bu şekilde gidecekti yani, kalsaydı da. Böyle demedim ben ya. Abi ben ya bu rejide kim var? Hakan Gündoğar var. Abi bir şey söyleyeceğim ben. Nasıl ayak tenisi oynadığını biliyoruz. Bak perişan olduk ben ya. Ben dedim ki o topta abi, o ondan daha çok yükseldi. Koy ya. Evet, sıçradı yani. Hakikaten sıçradı. Tabii o bulabilirseniz o fotoğrafı zor tabii ama. İddia ediyorum Cristiano Ronaldo'dan daha çok yükseldi. Böyle bir yükselme yok ya. Ben diğer kale arkasındaydım. Çok net hatırlıyorum. Direkt yani üst süreye kadar çıktı. Geçmişte miydi? Stat'taydım. Evet. Maşallah ya. Stat'taydım. Fenerbahçe tarihine geçen bir maç tabii yani. Senin 45'te oyuna girdiğin, Mustafa Deniz'in seni sarstı. Ben taraftarı görüyorum. Ağlıyorum. Taraftar ağlıyor. Ben ağlıyorum. Herkes ağlıyor. Abi psikolojimiz gitti. Çünkü içeride hiç o maç. Uche. Antep kazanırsa şampiyon. Bu arada Türkiye Fatih Tekkili Antep. Efsane Antep takımı. Bu arada Antep takımının kadrosu tarihin en iyisi. Fatih Tekke önde. Fatih Tekke falan oynuyor. Abi ikinci yarıya çıktık. Top direkten mi ne döndü? Atsalar 4-0 maç bitiyor. Hasan Özer. Aynen öyle. Ya bir şey söyleyeyim. 2-0'dan çok maç dönmüştür de 3-0'dan maç dönmesi nadirdir. Nadir. O da ne bir de şampiyonluk ya? Maçı bir de Mustafa Hoca dönemi. Evet bir de düşünsene evet. Sen Antep'te oynuyorsun diyelim. Antep yense şampiyon. Tabii maça kafaya oynuyordu. İnanılmaz. Antep ya. Tabii kafaya oynuyordu Antep. Kafaya oynuyor büyük yense bitiyor yani onlar için. İnanılmaz ve maçtı. Ve 15 dakika devre arası 5. dakika sahaya çıkarmıştı Fenerbahçe'yi Musa Denizli o gün. Ve Serhat abi oyuna sokmuştu. Rapa işte ikinci yarının başında. İşte Mustafa Hoca hemen hamleyi yaptı. Abi Ramazan abi. Sen oraları anlatmıyorsun Mahsus Berkay biliyordu. Yok Rapa hiç. Desene ben çok girdim çevirdim. Ben yok. Yalan. Bir pres yaptı Serhat abi. Ben sadece pres yaptım. Çok fazla katkım yoktu. Bir ovaşa tam var. Bulamadın. Evet. Rapa içi soyunma odasında falan hani şey yapıyoruz ya abi şimdi duşa giriyoruz çıkıyoruz oralardayız jacuzzi. Rapa içi rahat tabii değil mi? Rapa içi rahat da Rapa içi mesela diyelim bir şey oldu hani hep bir de telefondaydı. Çok hep telefon konuşuyordu. Yurt dışından falan tabii. Şimdi Rapa içi yanlışlıkla böyle bir değsek
aman sakatlandı mı hemen böyle çok şeydi, hassastı. Serhat, Mustafa adam devrilir. Orada dinlen der biliyorsun. Yapma çıkma itmana der. Böyle hemen devrilir. Evet. Abi o Antep maçında yıkamadılar adamı. Adamı belinden sarıldı Ramazan abi. Evet. Hiç unutmam. Evet. Ramazan Tunç var benim takım. Belinden sarıldı, onu da sürükledi abi. Evet. Yani senin kitlendi gole. Rapayı sahaya çıkan Rapayı değil gibiydi. Kitlendi gole orada. Evet. En sonunda o sakinlikle aşırtmayı yaptı kaleşinin üzerinden. Çok ya. Büyük oyuncu. Çok büyük oyuncuydu. Ben yani, bir sezon ben Fener'den oraya geçtim. 63. Antep maçına nereden geldik biz ya? Bir anda nasıl geldik? Mince'den geldik, Uçe'den geldik. Anketi hemen geldi. Açtı arkadaşlar. Fenerbahçe'de hangi stoperi en çok beğeniyorsunuz hemen, diye. Şey yap, Bruno Alves var ama katılmıyorum. Onu söyleyeyim. Yok, ankette yok. Ben de Bruno ankette Alves'i, Mince, evet. Lugano, Kea ve Luciano var. Bruno Alves imkanı yok oraya giren. %51 Mince'nin oy gidiyor. Açık ara önde Mince. Tabii taze ebede. Kaye'de, Milan, Sevilla. Mince'nin yanına en iyi oyuncu kim olurdu? Bir ikili kursanız. Biri Mince olacak. Yanına kimi koyardınız? Mince'nin yanına ben Kaya'yla Lugano'yu çok yakıştırdım. Ben Kea. Ben Lugano'yu pek yakıştıramıyorum. Ben Kea. Kea, Kea'da olurdu evet. Lugano sert ya şimdiki. Sert de. Bu hem sert hem çabuk ya. Sertliğinin dozu çok. Evet. Kimin Lugano geçen sene en çok yakışan. Bir tane lazım öyle ya. Ben hastasıyım. Geçen sene ya böyle bir tane Ramos gibi. Sergio Ramos işte en çok yakışan kimin yanına? Evet. Serdar Aziz oynadı. Abi Serdar Aziz. İyi oynadılar ama. İyi oynadılar evet. Beraber iyi oynadılar ya. Sürekli yani. İsmail Yüksel bir şey söyleyeyim mi? Ben sağ açık oynadım. Sen de konuştuk. Sen de çok beğenmişler. Beğenen var, beğenmeyen sen var. Sen sol açık, orta sağ göbekte oynayan bir oyuncusun. Evet. Sen sağ açık oynadın, sonra santrafor oynadın uzun yıllar. Ben de sadece. Evet. Abi sen dedin ya Serdar Aziz kimin yanında oynadı? Sana iddia ediyorum bizim üçümüzden birisini koysa biz de iyi oynarız Kim Min-jae'nin yanında. Oynatır değil mi seni? Hatanı da kapatır arkadan. Abi, oynatır yani. Ben sana size söyleyeyim onu. Futbolculara hiçbir şey diyemeyiz. Tekrar bizi de oynatır yani. Bir senede gelip bu kadar etki bırakmak. Tabii canım. Onu da büyük ihtimalle Napoli'ye gidecek gibi. Luciano da olur ama. Bu kadar oyunda kurar. Bak Luciano da Luciano da olur. 20 milyon euro serbest kalma maddesi bedelini var. Bedelini veren. Bence vereceğini kimsenin tahmin etmemiş olabilirler. Arda da aynı sıkıntı olmasın. İnşallah olmaz. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bence Ali Koç'un veya yönetimin burada en büyük zaafı neydi biliyor musun? Tamam para iyi, önemli sonuçta para kazandırdı ama ben olsam Kim Min-jae böyle geldiği anda o hissiyatı verdi ya kumaşını yolduğunu. Hemen sözleşme. Hemen bir sözleşme veya o 20 milyon. Abi ikna edeceksin. Niye imzalamasın ki? Ama bir sanki, veriyorsan iki vereceksin. Sanki yanlış hatırlamıyorsam gelirken de onu düşündü ya. Geldim ki. Tabii. Zaten bak, gitmeyi buradan düşündü. Buradan bir Avrupa'ya geçiş olarak düşündü. Tamam ama sen şimdi Kim Min-jae'sin. Senin de bonservisinde burada menajerin yazmış 20 milyon. Gelmişim 1-2 ay sonra, 2 ay sonra diyelim mesela. 8 hafta oynamışsın inanılmaz. Uçuyor görüyor. Başkan gelmiş seni çağırmış menajerine demiş ki kaç sözleşmende 1-2 mi? Sana 2-4 verelim. Şunu bir 30-35 yapalım veya kaldıralım. Evet, Fenerbahçe evet. Seni çok seviyor. Biz seni çok sevdik. Sen de kendini burada iyi istiyorsan. Güzel böyle tatlı dille konuşsan düşünürsün. İki katını değiştirmesen düşünürsün. Tamam, ya iki katı değil 1,5 katı. Orada Fenerbahçe'nin gücüne, bütçesine bakacaksın. Ama ya. Bir türlü anlaşılırdı. Bence çok mutsuz değildi. Mutluydu bence Kim Min-jae burada. İşte bilemiyoruz. Çok planlamayı yani burada, tam gitmek üzerine kurmuştu. Sezon Napoli'de, bittiğinde Napoli'de ayrılmak hayır üzerine. Denemeyebilir ya. Napoli kulübelde ayrıldıktan dünya sonra kulübü nihayetinde hayır denemeyebilir. Erman Napoli'den sonra o başka. Da o A plus takımlar gider. Var ya gider oraya sıçrıyorlar. Bence Ren'den de giderdi. Premier kim vardı orada? Kulübeli mi vardı? Kulübeli gitti Chelsea. Başka bir şey söyle. Kulübeli vardı değil mi? Evet. Stoperdi. Daha böyle kalitemiz ayaklar aslında. Chelsea katılabilirdi değil mi? Böyle bir değer var elinde. Fenerbahçe için şu anda 20 değil de 30 da alabilirdi Fenerbahçe. Onu demeyeyim. 20 milyon bonservisten daha önemli bir şey var. Fenerbahçe hani Ali Koç başkan olduktan sonra daha kupa kaldıramaz. Evet. Yani bence bu bonservis bedelinden falan biz kalan daha önemli. Bak 20 milyon çok para ama mesela Şampiyonlar Ligi hedefim var. Türkiye Kupası almak istiyorsun, şampiyon olmak istiyorsun. Kim önemli bir oyuncu bu tabii takımda? Tabii yeni doğru mümkün değil yani. Ve gitti. Ve bu sene sen şampiyon olacaksın. Jesus'u getirmişsin, müsamele yapıyorsun. Buradaki en büyük koz bence Kim Min-jae. Hoca da şok olmuş. Bakacağız tabii. Ne olacak ama kulübünde yapacak bir şey yok diyor. Yani evet. O parayı veren alabiliyor diyor. Aynen. Sezon İsmail'i içerisinde çok eksikliği hissedilebilir. Bak i̇şte İsmail'le ilgili bir şey söyleyeyim. Çok kısa İsmail'le konuşalım. Yavaş İsmail'le yavaş. İsmail'le ilgili bir şey söyleyeyim. Bugün iki stoperin yükünü baya baya alan oyuncu oldu. O hani ilk topları karşılama, rakibe kafaya çıkma falan. Yüksek yani, topla da iyi. Arao ve İsmail gibi oyuncularla oynuyorsan stoperlerin yükünü hafifletebilirsin. Her takıma lazım bir oyuncu İsmail. Ben çok rica etsene kahveci yazıyorlar ya. İrfan'la karıştırıyorum ben bu sefer. İrfan açıklaması mı geldi diyorum acaba? Ya ben de öyle zannettim. Bak sabahtan onu söyleyecektim ya, de. Psikolojimiz bozuldu. Valla. Evet. Lütfen oraya Nihat kahveci yazalım. Ben diyorum ki sürekli. İrfan da kahveci yazıyor yani. Tabii o da öyle oynuyor. Evet. O da öyle oynuyor. Ben de diyorum ki kahveci Kim Min-jae'nin
Bir şeyler yazıyor zorda. İrfan ne ara bu açıklamayı evet, yapmış ben, diyorum, değil mi? Sen niye söylemiyorsun diyorum. Yani İsmail'le ilgili de abi birer cümle alalım. Yavaş yavaş noktalayacağız. İsmail Yüksel'i çok konuştuk ama bir de üstünden ben geçelim. Hazırlık maçlarının tamamını izlemedim. Ama izlediğim bölümdeki İsmail'i çok beğendim. Haklı bir şekilde de Jesus ne kadar da cesaretli olduğunu gösterip 11'de oynattı. Daha da iyi oynayacak. Ben bugün üzerinden benden sınıfı geçti İsmail. Ya Fenerbahçe'den bahsediyoruz ya. İkinci ligde oynamamış bir oyuncu formayı aldı ya. Evet. El Turco yazdı bak Hakan abi. Evet. Daha iyi. Bir de geçen sene Bursa'da oynayamamış. Oynayamadı. Bu şu çok önemli yani. Egemen Korkmaz'ı unuttuk. Girer tabii konuşuruz onu. Bence bu ankete girerdi. Kimin yerine girerdi? Bilmiyorum. Ama girerdi. Beşinci oyuncu Egemen olarak Korkmaz, Egemen Korkmaz yani Türk olduğu için değil, o agresifliği göz ardı edilmesin. Pasaporttan bence kaybediyor. Tabii canım. Pasaporttan kaybediyor. Benfica'da çok çok iyi oyuncu. Çok iyi oyuncu. Evet. Çok iyi yolu da geldi. Yani şöyle söyleyeyim, Egemen Korkmaz'la ben oynamadım ama bence Serdar Aziz'den daha iyi. Kat kat. Katılıyorum. Yani %100. Yani şu kesinlikle an mesela Serdar Aziz yerine olsaydı Fenerbahçe ama daha farklı o da planlar yapardı. Stoper, o da sol stoper. Sol ayaklı belki eşleşmede sorun olabilirdi şu anki ilk 11'de. Yani Egemen Zala'yı iki sol ayaklı stoper kullanmak belki. Erman şey beraber olur. Oynadı tabii. Egemen. Yok. Oynamadı mı? Yok karşılıklı sadece. O Bursa'dayken. Bursa Spor'da değil mi? Evet. Trabzon dönemi. Fener'deyken falan hep karşılıklı oynadı. Trabzon'da da oynadı. Trabzon'da Egemen da oynadı. Fener'de denk gelmedin abi. Oradan falan Beşiktaşlı var zaten daha önce. Çok hırslıydı. Çok hırslı. Mükemmel bir oyuncuydu. Hakikaten öyle. Abi ağzınıza sağlık. İlk canlı yayın, Maslum canlı yayınımızı noktalıyoruz. 1,5 saat yayın yaptırdı bize. Ya. Ondan sonra da teşekkür ediyor. Ben böyle bir şey görmedim ya. Ağzınıza sağlık. Konu konuyu açıyor. 2 saat programı konuştukça yaptırdı. Devamı gelebilecek gibiydi evet. Ama ilk maçın ardından Fenerbahçe Dinamo Kiev deplasmanında 0-0 berabere kaldı. İnşallah önümüzdeki hafta turu geçtikten sonra çok daha keyifli bir program yaparız. Graz eşleşmesini konuşacağımız bol bol 3. turu konuşacağımız bir yayın olur. Seyircilerimize çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir program oldu sizin desteğinizle, mesajlarınızla. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.